Bir sorunu üçüncü gün sormuş. Bu tür çalışmalarda neden çok az erkek var demiş. Önemli bir soru değil mi? Önemli bir noktaya işaret etmiş. Bir kere daha söyleyebilir misin? Bu tip çalışmalarda burada bir kayıp şey bu tip çalışmalarda neden çok az erkek var? Benim de sormam yerinde olmuş. Ne dedin? Benim de sormam yerinde olmuş. Tekrar evet. Soruyu soran da yakın biri sana. Evet, gerçekten bu tip konulara erkeklerin ilgisi daha az, kadınların ilgisi daha fazla. Bunun nedeni genel olarak erkekler dış dünyaya, hayata, dışarıdaki dünyaya yönelimlidirler. Bütün hayatları boyunca erkekler hayatın altından kalkmaya, işte belli bir performans göstermeye, hayatın altından kalkmayla ilgili becerileri nedeniyle takdir edilmeye çalıştıkları için onlar daha çok sevgi nesnesi yönelimli değil, dünya yönelimli varlıklar. Tamam, o yüzden burada nasıl iyi yüzülür, nasıl bilmem ne nasıl yapılır veya nasıl iyi para kazanılır falan gibi bir seminer olsaydı tamam, ona erkekler daha fazla ilgi gösterecekler. Ama konu işte sevmek, sevgi ilişkisi, o nasıl sürdürülür? İşte onun kalıcı bir biçimde sürdürülebilmesi için ne bilmemiz lazım, ne öğrenmemiz lazım olunca bu kadınlar için esas onların alanı. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Kadınların alanı aslında sevgi ilişkisi alanı. Erkeklerin alanı da dünyanın altından kalkma alanı. Bu yüzden böyle. Şimdi bu bizim şeyimize, konuşacağımız mevzuya da aslında bir iyi giriş kapısı olmuş oluyor bu mevzu. Kadınlarla erkekler. Kadın erkek ilişkisi üzerine konuşacağız demiştik. Daha en baştan görünüyor. Kadınlar ve erkekler farklı yönelimleri var. Farklı alanlarda kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Bu iki farklı alandaki varlıklar bir araya gelip de beraber işte çocuk büyütmeye, bir hayat kurmaya, onun altından kalkmaya uğraşıyorlar. Burada tabii ki kadının daha yeterli olduğu veya daha iyi kendini yetiştirmeye, daha donanımlı olmaya çalıştığı bir alan var. Erkeklerin ayrı bir alanı var. Tabii günümüzün dünyasında birazcık bu alanlar, bu aradaki fark, bu farklılık törpülenmeye başladı. Yani şimdi kadınlar da hayatın altından kalkmaya çalışıyor. İş güç yapmaya, kendilerini hayata kabul ettirmeye çalışıyorlar. Erkekler de işte kendilerine bakmaya, yemek yapmaya, makine kullanıp da olsa çamaşırlarını yıkayıp, kurutmayı falan öğrenmeye çalışıyorlar. Ve bu iki tarafın birbirine benzemeye başlamış olması aslında giderek aralarındaki çekimi azaltıyor. Ve dürtüsel çekim esasında dürtüler insanın kendine benzeyene daha az yönelir. Kendinden farklı olanı, kendini tamamlayacak olana daha fazla yönelir. Dolayısıyla bu günümüzün dünyasındaki cinsiyetlerin birbirine benzemeye başlaması, aradaki farkların törpülenmesi aslında biraz aşkın azalmasına, insanların birbirine yöneliminin azalmasına neden oluyor. Ve de genel olarak kadınlar aslında daha çok sevgi yönelimli oldukları için, daha çok ilişki yönelimli oldukları için bu düzleşmeden onlar ciddi şekilde muzdarip. Erkeklerin eski çağlarda olduğu kadar kadınlara yönelimi, kadınların sevgisini, beğenisini, ilgisini oluşturabilmek, kalıcı bir aşkla sevilebilme konusundaki motivasyonları düşmüş vaziyette. Tamam, ne yazık ki bu da herhalde birazcık şöyle gösteriyor kendini. Çok fazla antidepresan kullanılıyor mesela kadınların. Çok fazla antidepresan. Ve bu çok normal hale gelmeye başlamış, değil mi? Evet. Yani yani bence günümüzün dünyasının en fazla acı, hüsran ve sıkıntı ve can sıkıntısıyla dolu insanın bir şekilde kendini oyalayacak bir şeyler bulmaya mecbur eden temel sorunu bir kere kadın erkek arasındaki çekimin azalması, aşk çağının bitmiş olması, bir kere böyle bir şey var.
İkincisi de şu var. İnsanlar insanların yerine oyuncakları koymaya başladılar. Herkesin bilgisayarı, herkesin iPad'i, herkesin cep telefonu neredeyse arkadaşından işte veya çıktığı insana daha önemli hale geliyor. Böyle olunca tabii bütün bunları kullanıyoruz. Bunlar bizim hayatımızı kolaylaştırıyor falan ama biz onlara bir yatırım yapıyoruz. Kırıldığı zaman veya kaybolduğu zaman cep telefonumuz acayip üzülüyoruz. Demek ki oraya bir bağlılık olmuş. Demek ki oraya bir ruhsal yatırım yapılmış. Nereden yapılmış? Arkadaşınıza veya sevgilinize yapacağınıza veya sevgiliniz size yapacağını arabasına yapmış o yatırıma. Ama öyle olunca bu da tabii ilişkilerin fakirleşmesine neden oluyor. Yani bazı çocuklar devamlı oyuncakla oynarlar. Anneleri, babaları ilişkileri zayıftır. Gittikçe insanlık bu hale geliyor. Herkes oyuncaklarıyla meşgul. Ama birbirine olan ilgi ve birbirine olan yönelim azalmış oluyor. Bu da bence önümüzdeki dünyanın tehlikelerinden bir tanesi. Tabii böyle bir durum olunca en çok kaybeden çocuklar oluyor. Çünkü geçmişteki sistem, kadınla erkeğin birbirine yönelmesi, birbirini sevmesi, birbirine bağlanması. Mesela erkekler için uğruna ölebilecekleri bir şeydi kadınlar ve çocukları. Şimdi öyle bir erkek kalmadı gittikçe. Yani o kadar büyük bir yatırım olmuyor. Şimdi bu birbirine yüksek yatırımın yapıldığı bir dünyada tabii ki bu ilişkinin ürünü olan çocuklar daha fazla yatırımlandırılıyorlar. Ve daha fazla çocuklar büyümeleri, gelişmeleri, işte anneyle babayla geçirdikleri vakit anlamında onlara insanlar hayatlarında daha büyük bir yer ayırıyorlardı. Şimdi bakıyorsunuz işte çocuklar ya bakıcılara baktırılıyor ya işte çocuk bir an önce bir 3 yaşına gelsin de kreşe gitsin bilmem ne falan gözüyle bakılıyor. Anneler babalar çocuklardan sıkılıyor. Anneler babalar ya çocuklarla arkadaş oluyorlar, onlarla oynamaya başlıyorlar. O şekilde bir ilişki sürdürmeye uğraşıyorlar. Ya of pof çekiyorlar. Anne babaya, baba anneye atıyor. Genel olarak böyle bir durum var. Ve bu sonuçta kadınla erkeğin birbirine yaptığı yatırımın azalmasından kaynaklanan ve çocuğa yansıyan kısmı oluyor. E tabi o zaman yani şu çok bence tartışılmaz bir gerçek. Aslında insan tarlası ailedir. Ve ailede insanların birbirine olan yatırımı azalınca bu tarla kısır bir tarla olmaya başlıyor. Verimsiz bir tarla olmaya başlıyor ve bence insanlığı tehdit eden önümüzdeki 100 yıldaki en büyük tehlike bu. Eğer kafamıza bir şey düşüp de aklımız başımıza gelmezse gidişat iyi değil. Şimdi dönelim kadın erkek ilişkisinin aslında ne olduğuna. Yani kadın erkek ilişkisi her ne kadar desek de işte erkekler genel olarak dünya yönelimlidir. Dünyadaki başarıları, dünyadaki oluşturabildikleri onların dünyasında çok önemli bir yer taşır. Yani bir erkek kendini genel olarak performansıyla, işte kabiliyetleriyle, yeterliliğiyle, yaptığı işle, kazandığı parayla falan dünyaya kabul ettirmeye çalışır. Erkek kadınlar için ise önemli olan daha çok bir ilişki içinde olmaktır dedik. Ama erkekler de eğer kendilerindeki kapasiteyi sonuçta bir kadını ve çocukları ayakta tutacak, onları maddi manevi sağlıklı tutacak bir biçimde kullanmayı beceremezlerse zaten serserileşirler. Zaten abuk sabuk bir hale gelmeye başlarlar veya hayatlarına alkol çok fazla girmeye başlar. Yani dolayısıyla erkek de her ne kadar dünyanın altından kalkmaya çalışsa da bu becerisini sevdiği insanlar için kullanmaya yönelemezse hayatı boş, anlamsız, can sıkıntısıyla veya işte orada burada sürterek geçmeye başlar. Aslında erkeklerin de ihtiyaçları bir bakıma bütün bu oluşturdukları kapasiteyi eşleri ve çocukları için kullanmaktır. Yani bunu erkek yapamadığı zaman da mutsuz oluyor. Hani belki kadınlar kadar antidepresan kullanmıyor ama o da alkole kayıyor. O da kumara kayıyor. O da işte hobilere kayıyor. O hobilerin içerisinde tekrar ergenlik çağı çocuğu gibi
canı sıkılmadan yaşamaya, orada yeniden yeniden kendi performansını üretmeye çalışıyor. Ama hayatı anlamlanmıyor. Yani insanlar, yani bu tabii ki bizden bahsediyorum. Yani bizim çağımızın, bizim yetişme koşullarımızda büyüyen insanlardan bahsediyorum. Belki 100 yıl sonraki insanlar bizim gibi olmayacak. Belki onlar bizim taşıdığımız ihtiyaçları taşımayacaklar. Belki daha mekanik, daha robotumsu bir şeyler olacaklar. İnşallah olmazlar ama işte anlattıklarımdan böyle bir tehlike olduğu da anlaşılıyor. Tamam mı? Bizim yetiştiğimiz ortam genel olarak ayrılmış da olsa, birbirleriyle kavga da etmiş olsalar, bilmem ne, bir aile ortamında büyüdüğümüz için biz, şöyle diyeyim daha temelde, bir insan bir anneye doğduğu için, annenin kucağına, annenin memesine doğduğu için, bütün ruhsal ihtiyaçları anneyle olan ilişkisi içinde oluşur. Ne demek bu? Bu şu demek, diyelim ki bir insanın hayatındaki en yakın insan annesidir. Bebekkenki annesidir. Hepimiz için. Eğer otistik değilsek veya işte ağır, çok ağır problem, çok ağır kişilik bozuklukları gösteren insanlar değilsek, ki ağır kişilik bozukluğu özellikle olan insanlar, diyelim narsistik kişilik bozukluğu olan insanlar, aslında anneleriyle yakın ve sıcak bir ilişki yaşayamadıkları için ağır kişilik bozukluğu taşırlar. Normalde bir anneye doğmuş, işte annenin emzirdiği, sevdiği, hayatta tutmaya çalıştığı bir insan, anneyle yaşadığı yakınlığı, yani o bebeklikteki yakınlığı, daha sonraki sevgi ilişkilerinde tekrar etmek ister. Erkek ya da kadın fark etmez. Bütün her insanın duygusal ihtiyaçları o anne ile bebek ilişkisi içerisindeki yaşanmış yakınlığın içinde oluşmuş olan ihtiyaçlardır. Yani ne demek? İşte diyelim ki mesela anneniz önce sizi düşünür, sonra kendini düşünür. Önce çocuğunun karnını doyurur, sonra kendini de karnını. Önce çocuğu uyutur, sonra uyur. Değil mi? Normal bir anne. Önce karşındaki varlığı düşünür, sonra kendini düşünür. Aslında hepimiz gizli gizli sevdiğimiz insanın önce bizi düşünmesini, sonra kendini düşünmesini bekleriz. Bakıyoruz, bakarız ki hep kendini düşünüyor, kırılırız. Üzülürüz. Yatırımımızı ondan çekmeye çalışırız. Beni sevmiyorsun demeye başlarız. Değil mi? Yani buradaki mesela bu sevme ihtiyacının o anneyle olan ilişki içinde oluşmuş olduğu çok net bir şekilde görünüyor. Değil mi? Yakınlık arzusu. Hayatımızda yakın olduğumuz insanlar eksikse kendimizi yalnız hissederiz. İlla bir antidepresan almak zorunda kalırız. Aslında birçok insan hayatta zedelene zedelene, kırıla kırıla, herkese içini ve derdini açmamaya, birazcık kendini iyiymiş gibi, kuyruğu dikmiş gibi göstermeye çalışırken, gittikçe yalnızlaşıp, gittikçe mutsuz olmaya başlar. Yani böyle olunca da işte ilaç milaçtan başka çare kalmamış oluyor. Veya gizli bir şekilde herkes içinde bir insanın, kendisini çok sevecek bir insanın önüne çıkmasını ve onunla bu karanlık şeyi geride bırakmaya çalışan bir dünya oluşturmak mecburiyetinde kalıyor. Burada kadın ve erkek arasında bir fark yok. Her ne kadar erkekler dünya yönelimi de olsa, sonuçta onlar da bir bebek oldukları için zamanında, onlar da bir anneye doğmuş oldukları için, onlar da bu ihtiyaçları taşıyorlar. Ama erkekler bu ihtiyaçlarını inkar etmeye ve reddetmeye daha eğilimlidirler. Neden daha eğilimlidirler? Dün konuştuğumuz mevzu, erkekler bir kadınla olan ilişkilerinde yavaş yavaş o kadını kendi annelerine yapma, anneleri yapma ihtimalleri varsa, erkekler bundan çok korkar. Erkekler bundan çok kaçar. O zaman onların bu kendi derin ihtiyaçlarını reddetme eğilimleri olur. Yani sanki böyle şeyler abuk sabuk palavradan işlermiş, saçma sapan kadın bilmem neymiş, işte ne güzel arkadaşlarla muhabbet ederek, işte kafayı çekerek, geyik yaparak ya da ava giderek ya da bilmem ne ederek ya da iş güç yaparak aslında kendi derin ihtiyaçlarını inkar etme eğilimi gösterirler. Çünkü o ihtiyaçların kendilerini bir küçük çocuk haline dönüştürmesinden ve beraber oldukları kadını anne haline getirmesinden çok korkarlar. Niye korkarlar? Çünkü erkek dünyası iktidar olma
becerisi üzerine oturur. Yani erkek bir kadınla olan ilişkisinde iktidar olamıyorsa cinsel gücünü kaybeder. Bir ilişkide iktidarsızlaşmış olan erkek sanki çükü kesilmiş gibi olur. İş görmez hale gelir. Tertleşemez. Tamam. Çünkü kadından korkar. Çünkü kadını anne yaptıysa anne yaptığı varlıkla sevişmek büyük anksiyete oluşturur. Tamam, o içeride bir anksiyete oluşturduğu için cinsellik problemli olmaya başlar. Ve cinsellikten kaçınmak mecburiyetinde kalır. Tamam, dolayısıyla bir erkek bir yandan duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasını bekleyecek karşındaki insandan. Sevilmek isteyecek. Ama bir yandan da oradan aldığı sevginin karşındaki insanı annesi haline dönüştürmesinden ödü kopacak. Yani öyle siz dışarıda şimdi erkeklere kızıyorsunuz. Öyleydi de böyleydi. Bunlar amma zıppır, amma saçma sapan ama siz onların kendi içlerinde neler yaşadıklarını, ne dertler çektiklerini bilmiyorsunuz. Tam bir kere öyle bir şey var ya, bunu bilir. Mesela diyelim ki birçok kadın birazcık beraber olduğu erkeği kendine bağlamak için biraz gevşalık yapmaya eğilim gösterir. Memnun etmeye, ay yastıktı bilmem, bak benim arkama da koymuş. Yok sevdiği yemekler bilmem ne, ama tehlikeli işler bunlar. Böyle olunca adamın içindeki çocuğun uyanıp beraber olduğu kadını anne yerine koyma tehlikesi var. Dolayısıyla bir kere şey yapmayın, aklınızda olsun, bir insanı çocuksulaştırmayın. Bir insanı çocuksulaştırmak işte işler, ince işler sadece. Ya bir şey şöyle karışıyor. Evet, şimdi diyoruz ki erkek yani kendi işlerini halledebilirse, kendi yemeğini yapabilirse, kendi bakımını sağlayabilirse, o zaman kadını annesi yapmaz. Ama bir yandan da şey de diyoruz işte, kadın kendi rolünü kaybediyor. Erkek işte kendi ev işleriyle ilgilendiği zaman kadınlaşıyor. Kadınlara duyduğu ilgiyi kaybediyor, değil mi? Evet, evet. Ama o zaman kadın yani yemek yapmayacak. Yani. Hayır, şimdi çocuksulaştırmak, şöyle, benim burada kastettiğim şey şöyle bir şey. İnsanlar, normal şartlarda insanlar en avantajlı oldukları alanda o alanın iktidarına sahip olmalıdırlar. Yani mesela diyelim ki bir evde mutfak kadının iktidar alanı olmalıdır. Hani başka iktidar alanları da olabilir. İşte ne bileyim, dolapların nasıl düzenleneceği, efendim evdeki eşyaların, evde kadın kendi iktidar alanı olmalı ev. Eğer bir erkek evde onu niye oraya koydun, bunu niye koydun, o şeyi efendim tencereyi oraya koyma, bunu buraya koy diyorsa yandınız. Oradan zaten bir karmaşa çıkar. Bir kere bu erkek evi, mutfağı. Burada bir çift var da birazdan girişeceğiz. Eşer, eşer. Yani iktidar alanlarının paylaşılması lazım, tamam mı? Şimdi kalkıp biz eşitiz, işte mutfakta iki gün sen yemek yap, iki gün ben yemek yapacağım veya işte sen çalıştığın günler tencerelerin yerini değiştir falan gibi bir şey oluyorsa bu arkadaşlığa döner, ev arkadaşlığı olur bu. Bu karı koca olmaz ve burada cinsel çekim azalır, tamam mı? Bunu kastediyorum. Ama diyelim ki hayatta erkek işte maddi konularda, paranın nasıl işletileceğinde veya nereye yatırım yapılacağında veya ellerindeki maddi imkanlarla nerede tatil yapılacağına zarttır zuttur karar verme yetkisini aslında erkeğe bırakmak lazım. Eğer erkek maddi şeyi yaratabiliyorsa, yani para üretmeyi büyük ölçüde erkek becerebiliyorsa, ki işte diyelim ki mesela çocuklara bakacaksa kadınlar, doğurdukları çocuğa, ki işte gelişkin İsveç'te, Norveç'te, Finlandiya'da olduğu gibi çocuklarını ihmal etmeden çalışma hayatının içinde olacaklarsa, onları 3 yaşına getirene kadar çocukları finanse eden bir şey olması lazım. Bu dediğim ülkelerde devlet yapıyor işi. Ama burada da en azından kocanızın veya çocuğun babasının çocuğa bakmanızı sağlayabilecek bir şeyi, maddi durumu size yaratması gerekiyor. Şimdi zaten bunlar olacaksa zaten erkeğin de bir para kazanma gücünün olması lazım. Kadının çocuğa yönelebilmesi,
akşam ne yemek yiyeceğiz diye düşünmek zorunda kalmaması için zaten erkeğin bu sorumluluğun altına giren ve bunun altından kalkan birisi olması lazım. Tamam, demek ki şunu demeye çalışıyorum. Aslında kadınla erkek birbirinden farklı varlıklardır. Birbirine benzemeye çalışmaları aşkı, sevgiyi ve cinselliği öldürür. Katiyen birbirlerine benzemeye çalışmamaları lazım. Ama bu kadının ikinci sınıf insan olduğu veya kadının küçümsenecek bir varlık olduğu anlamına gelmez. Herkes avantajlı olduğu konuda yerini doldurabiliyorsa birbirine saygıyla bağlı ve sevgiyle bağlı bir ilişki mümkündür. Önemli olan bunu oluşturabilecek sevme kapasitesine insanların gelmiş olması. Yani burada ben kadınla erkek birbirinden farklıdır derken Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği manada söylemediğim anlaşılıyordu. Yani kadınlar haddini bilsin, yerini bilsin falan gibi bir şey değil. Ama gerçekten ilişkilerin stabilitesi, yani kalıcılığı birbirlerini tamamladıkları ölçüde artar. Birbirlerini tamamlamak yerine birbirleriyle eşit olmaya çalışan insanlar devamlı didişirler. Senin dediğin mi olacak, benim dediğim mi olacak? Onu mu yiyeceğiz, buraya mı gideceğiz, oraya mı geleceğiz falan filan. Ama bunlar bu anlatmaya çalıştığım farklılıklar üzerine oturan sistem oturduğunda ve herkes birbirinin iktidar alanına saygılı olduğunda zaten sorunlar azalır. Tabii bunu yapabilmek için mütevazileşmiş olmak lazım. Her şeyi ben bilirim, niye benim dediğim olmuyor, bak ben sana demiştim falan, bunlardan kurtulmuş olmak lazım ki, değil mi? Karşınızdaki insanın kendi alanında bir iktidar oluşturmasına ve orayı yönetmesine, ki ayrıca böyle bir iktidar alanı, mesela erkeğin iktidar alanı, erkeğin gelişmesine ve büyümesine katkıda bulunur. Kadının da iktidar alanları, onun büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunur. Çocuklaştırmaktan kaçınmış olunur. Değil mi? Erişkindir. Ama onun işte alanı bu, öbürü alanı bu. Biri birini çocuk yerine koyup ben ne diyorsam onu yapacaksın demeye başladığı zaman zaten o ilişki sevgi ilişkisi olmaktan çıkar. Zoraki bir ebeveynlik ilişkisi haline dönmeye başlar. Ben işte büyüğüm, ben kuvvetliyim, parayı ben kazanıyorum, ben ne dersem o olacak dediği zaman ortada bir sadistik, biraz zalim bir güç ilişkisi haline gelmeye başlar ilişki ve o sevgi ilişkisi olma vasfını kaybeder. Tamam. Şimdi burada güç ilişkisi demişken bir şey sormak istiyorum. Günümüzde artık o kadar böyle iç içe geçti ki, hani kadının doğasına uygun işler ve erkeğin doğasına uygun işler. Yani mesela ben şu an zihnimde o ayrımı oturtamıyorum. Tamam, yemekti, ev işlerindeki o nasıl söyleyeyim size, kadının becerebileceği şeyler vardır. Erkeğin bu evde oturtulabilir ama dışarıda mesela o ayrımı net koyamıyorum ben. Hani bu erkek işidir, bu kadın işidir gibi bir şey. Ben zihnimde oturtamıyorum. Garsonla problem yaşıyorsam dış işlerinde ya da erkeğe bakacağız. Bakanlığında yani eve gelen ameliyat boyunca doğru mu muhabbet etti? Mümkünse erkek onunla muhabbet etti. Aile bir şey söylüyorsa oradan bir yere varıyor. Bak değil mi? Her şeyin bir bedeli var. Değil ama ben boynum dik yaşarım. Öyle kimseye bilmem ne. Ona göre bir hayatın oluyor. İşte bahsettiğim mütevazileşmek, bir ihtiyaçlarını kabullenmek. Yani bir kere burada hani birazdan o konuya gireceğiz. Mesela bir insan ergenlik çağında olma özelliklerinden kurtulmadıysa, ki o zaman iddiacıdır. Sen onu niye yapıyorsun? Ben bunu niye yapamıyormuşum? Öyleydi de böyleydi de, gayet doğal olarak ergenlik çağındaki bir kız çocuğu erkeklerle itişir, kakışır, didişir. Ben niye, beni küçültüyor musunuz? Adam yerine koy. Ben niye yapmayacakmışım? Zarttır, zırttır. Hatta daha küçükken 10 yaş falan civarında ağaçlara çıkar, top oynar. Erkekler ne yapıyorsa, değil mi? Bazı aramızda böyle biraz çocukluğunda erkek gibi olmuş bir sürü insan da vardır. Değil mi? Doğal olarak. Yaşımız belli bir olgunluğa gelene kadar kendimizi daha ikinci sınıf insanmış gibi muamele ediliyor olma tehlikesi, ki bizim kültürümüzde var da bu, o zaman çocuğu birazcık tepkili yapar. Hayır, ne demek kadın işi, erkek işi? Ben insansam sen de insansın, ben yapıyorsam sen niye yapmıyorsun falan. Ama bunlar gerçekten tamamen insanın kendini değersiz hissediyor olmasından kaynaklanan tepkiler.
Şimdi bahsettiğimiz ilişki, yani kadın erkek ilişkisi belli bir gelişkinlik istiyor. Efendim dedik ya, çocuk olup da büyük insan hayatı yaşayamazsınız. Mümkün değil. Yani çocuk olmaktan çıkmadan bir büyük insan hayatı kurmak mümkün değil. O bahsettiğim çocukluk dediğim şey bu. Gidip misket oynamak değil. Yani itişmek, kakışmak, didişmek, sen mi haklısın, ben mi haksızım, senin dediğin mi olacak, benim dediğim mi olacak? Veya işte ben niye değersiz olayım, sen beni değersizleştirdin, sarsut gibi bir sürü narsistik kırılganlık aslında mesela genç kızlık döneminde fazlasıyla normaldir. Ama bütün mesele bir insanın hayatının bir döneminde normal olan şeyleri biz daha sonraki hayat dönemlerine olduğu gibi taşıyorsak o zaman ilişki olmuyor. O zaman ilişki tıkanıyor. Ama bu konuya daha detaylı ve daha ayrıntılı bir şekilde gireceğim biraz daha. Tamam, ben de soracaktım. Peki niye taşıyoruz diye. Şimdi birazcık şeye gelmek istiyorum. Yani biraz kadın ve erkeğin bu doğasındaki farklılığı birazcık daha açabilmek istiyorum. Yani kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara hissettikleri çekimin arkasında ne var? Bu çekim erkeklerde nasıl bir içerik taşıyor? Kadınlarda nasıl bir içerik taşıyor? Bunları bence biraz anlarsak daha iyi olur. Çünkü şu var, şimdi kadınlarla erkeklerin beraber mutlu olabilmeleri için erkeklerin kadınları anlayabiliyor. Onların kadın olma özelliklerine, kadın ruhuna kabullenmeyi ve saygı duymayı öğrenmeleri gerekiyor. Kadınların da aynı şekilde erkek ruhuna anlamayı, onların bir sürü işte ne bileyim kötü sıfatlarla andıkları özelliklerin nereden kaynaklandığını en azından ve hangi aşamalardan sonra ortadan kalkabileceğini iyi kötü hissediyor olmaları lazım ki ancak uzaktan birbirini seven, yakına gelince de birbirini inciten varlıklar olmaktan kurtulabilsinler. Değil mi? Birbirini anlamadan birbirini sevmek mümkün değil. İşte ne yazık ki mesela bu konuda çok fazla tıkanıklık yaşanıyor. Erkekler kadınları işte yok sinsi, kıskanç, yok işte bilmem çok bilmiş, dırdırcı, hiç ilgimi çekmeyen konuları anlatıp esir ediyor kendine falan gibi tanımlarla. Anıyorlar. Ben de çok karşılığı vardı. Kadınlar da erkekleri işte etçi, yamyam, çocuk, efendim falan, sorumsuz falan gibi sıfatlarla anmayı biliyorsunuz pek seviyorlar. Dolayısıyla şöyle, kadın ve erkek bir kere şöyle bir şey var. Bir insan yavrusu doğduğu zaman bütün deliklerinde, yani kulağı, gözü, ağzı, burnu, cinsel organları, efendim şey, göbek deliği, aklınıza ne geliyorsa, bütün delikleri ve bütün çıkıntıları, parmakları, ayakları, çükü, kulağı falan, bütün burnu, bütün çıkıntıları dürtü taşır. Yaratılışımız itibarıyla bir dürtü topu olarak doğarız ve bütün girintiler ve çıkıntılar dürtü toplar. Yani bebeklik, yeni doğan bebek bu vaziyettedir. Kız çocuğunda gittikçe daha boşluk olan yerlerde dürtü birikmeye başlar. Erkek çocukta da dürtü gittikçe daha çıkıntılı yerlere doğru kaymaya başlar. Yani ayaklar da buna dahil olmak üzere. Bebekliğin sonlarına gelindiği zaman mesela. Ne zaman? O zaman? Mesela işte birinci senenin 10. ay, 11. ay, 12. aydan itibaren mesela erkek çocuğun dürtüleri çok fazla ayağına gitmeye başlar. Kırmış. Ama zaten bebeklerde ayaklarıyla oynama eğilimi olduğunu her iki cinsteki bebekte de görürsünüz. Yani
Parmağını emmek, işte parmak falan, bütün çıkıntılar. Sonra çocuk işte büyüdükçe bu orijinal hal değişmeye başlıyor ve giderek, ama orijinal hal kendiliğinden değişmiyor. Orijinal halin değişmesi, anne bebeğiyle ilişki kurabiliyorsa, ister kız çocuğu ister erkek çocuğu, onunla bir ilişki kurabiliyorsa, işte dün falan konuştuğumuz mevzular, anneye yöneliyor bebeğin dürtüleri. Yani işte mesela annenin kucağını isteyen bir bebek, aslında vücudundaki dürtünün, vücudunda oluşmaya başlayan dürtünün anne tarafından uyarılmasını ve annenin onu kucağına alarak duyarlı, içinde bir sıcaklık taşıyan, öfkesiz, canlı bir varlık olarak hissetmesini sağlamaya istiyordur. Yani anne kucağı isteyen bir bebeğin aslında istediği şey, annenin onu kucağına alarak canlandırmasıdır. Annenin enerjisini kendisine katarak onun içindeki o enerjinin uyanmasını sağlamaktır. Mesela meme emmek büyük ölçüde açlıktan değil, ağzın bir haz alanı olmasından kaynaklanır. Mesela bir insanın konuşulanları dinlemesi kulağından haz aldığı için, kulağına giren her şey onda bir haz oluşturduğu için seslere duyarlıyızdır. Tamam mı? Gözlerimiz her şeyi içine almak istediği için. Yani ağız gibi. Nasıl ağız işte bir memeyi emiyor, içine alıyor ve çocuk ondan bir haz alıyor. Bakmak da bir haz verdiği için bakılır. Ve insanlar eğer bebekliklerindeki bu dürtüleri anne büyütüp yavaş yavaş çocuğun vücuduna, sonra kıçına, sonra cinsel organlarına doğru gelmesini sağlayabilecek bir ilişki kurabiliyorsa, o zaman diyelim ki mesela ayaklar bir cinsel organ olmaktan çıkar. Anne bunu sağlayamadıysa ayaklar cinsel organ gibi olur. Fetişist dediğimiz insanlar ayaklara olan ilgileri cinsel organa olan ilgiden fazladır. Fetişizm budur. Aynı şekilde görmeyle ilgili dürtüsel uyarılmaktan kurtulamayan insan röntgenci olur. Evde dürbünle akşam olsun da sağa solu seyredin. Tamam, yani bu şey insanın doğasındaki dönüşümü sağlayan şey anneyle bebek arasındaki ilişki. Şimdi bu ilişki işte çocuk ortada. Bir kere şunu da söyleyeyim. Annenin çocukla ilgili yaptığı tanımlar çocuğun bütün iç dünyasına yazılır. Yani diyelim ki mesela annenin oğlu oldu ama anne kızım olsun diye çok istiyordu ve çocuğu kız yerine koymaya başladı. Oğlanın oğlan olduğunu kendisi inkar etmeye başladı. Onu kız sayarak büyütüyor. Bu çocuk ileride transseksüel oluyor. Anne onu kız olarak algıladıysa, o ileride büyüdüğünde ben kızım diyor. Oğlum çüküm var, yok ben kızım diyor. Tamam mı? Annenin yazdığı program anatomiden, anatomik gerçeklikten daha ağır basıyor. Yani şimdi bence bu bir annenin insanın hayatındaki rolünün ne kadar büyük olduğunu bundan daha iyi anlatacak bir örnek olamaz. Anne erkek çocuğuna kız çocuğu muamelesi yaptıysa o da ileride tutturuyor ben kızım diye. Ama anne işte en temelde normal bir anne, işte diyelim ki kızı olmuş, kızı olarak seviyor, oğlu olmuş, oğlu olarak seviyor falan. Normal bir anne ve çocukla ilişkisi içinde, çocukla bir ilişkisi var. O zaman yaşı büyüdükçe çocuğun yavaş yavaş dürtüleri, mesela erkek çocuğu çıkıntılarına doğru gitmeye başlıyor, cinsel organına doğru gitmeye başlıyor. 2,5-3 yaş arasında bu oluyor. Kız çocuğunun da kendi cinsel bölgelerine gidiyor ama kız çocuklarında dürtü çok daha uzun süre vücutta kalıyor. Yani normalde bir kız çocuğunun dürtülerinin büyük kısmı vücudundadır. Daha az kısmı cinsel organlara gider ve bir kadının cinselliği yaşayacak olgunluğa gelmesi bayağı zaman alır. Yani dürtülerinin vücudundan, memelerinden ve vücudundan daha çok cinsel organlara yönelmesi ancak
doğru ilişkiler içindeyse, yani annesinin yapabileceği bir şey değil o. Annenin orijinal yarattığı şey de işte çocuğun dürtüleri artık cinsel organlarına gelmeye başlar ama büyük ölçüde vücudunda da kalır. Buna şey olarak, sebep olarak şunu söylüyorlar. Erkek çocuğun cinsel organının görünür olması, erkek çocuğun cinsel organına yapabildiği yatırımı arttırıyor diyorlar. Kız çocukta da böyle bir kendini eksik hissettiği için vücudunda kaldığını söylüyorlar. Bilmiyorum, olabilir ama çok mantıksız değil. Ama neticede ne olur mesela? Kız çocuğunun dürtüsü çok fazla vücudunda kaldığında kız çocuğu çok güzel olmak ister. Hayatındaki en önemli şey güzel olmaktır. Çünkü dürtüleri de zaten vücudundadır. Endamını muhafaza etmek, kılıyla, kıyafetiyle ilgi çekmek, dikkat çekmek dürtüsel bir doyumdur. Ve dolayısıyla kadının yapılanmasında bu şekilde bir şey olurken, bu şekilde bir oluşum haline gelirken, erkekte de annesinden dürtülerini kaydırabilmek, 3 yaşından sonra dürtülerini annesinden uzaklaştırabilmek en önemli sorunsal olur. Merak ediyorsanız neden bunun bu kadar önemli olduğunu anlatayım ama çok ayrıntıya girmiş olmaktan ve sıkıcı olmaktan korkarım. Ama merak ediyorsanız anlatayım. Neyse, kız çocuğu, erkek çocuğunun da dürtüleri daha çok çükküne gitti. Tamam mı? Ama erkek çocuğunun en büyük derdi çükünün kesilmesi korkusudur. Tamam, dolayısıyla erkek çocukta annesinden dürtülerini kaydırma sebebi çok yoğun bir şekilde annesinden kaçma eğilimi aslında büyük ölçüde bu dürtüleri annesinden çekememe korkusundan kaynaklanır ve erkek çocuk annesinden dürtüleri çekebilmek için özellikle ergenlik çağının başlangıcından itibaren, çünkü dürtüler o zaman çok güçleniyor, kadın endamına çok hızlı bir şekilde yönelir. Dolayısıyla erkeklerin kadın bedenine düşkünlüğü olarak görünen ve bazen rahatsız edici bulunan, bazen değil aslında, bayağı tamamen kadının bedenine yönelik erkek kadınları böyle bir et gibi görmek falan gibi bir duygu oluşturduğu için genel olarak rahatsız edici olarak algılanır. Ama erkek çocuk bunu dürtülerini annesinden kaçırabilmek için yapar. Dolayısıyla ilk kaydığı şey erkek çocuğun herhangi bir kadın değildir. Ayşe, Fatma bilmem ne. Kadın bedenidir. Direkt kadın bedenidir. Dolayısıyla erkeklerin sanki bir kadını işte ayırmadan, yani sevdiğim kadın, ilgimi şey ne bileyim, tanıdığım bir insan, arkadaşımın karısı bilmem ne diye ayırmadan otomatikman bütün kadın bedenlerine doğal bir kendiliğinden yönelme istidadı vardır. Ve bu da hakikaten rahatsız edicidir. Ama bu doğal yönelimin illa önündeki bütün kadınlara yönelen, bütün kadınlara saldıracak birisiymiş gibi algılanması yanlış olur. Tamam, adamların günahını almak olur. Orada bir refleks olarak, doğal olarak oluşan bir şey yanlış anlamlandırılıyor olur bu sefer kadın cinsi tarafından. Tamam, bence kadınların erkeklerle ilgili şikayetlerinin bayağı bir kısmını da bu erkeklerin aslında sırf kendilerini, canlarını, parantez içinde çüplerini kurtarma derdiyle oluşturdukları savunmanın çok da iyi anlaşıldığını zannetmiyorum. Birazcık erkekleri aşağılamak ve küçümsemek için kullanılıyor olabilir. Hatırlatayım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Kadınla erkekin dürtüsel tabiatı arasında şöyle bir fark var. Kadınların dürtüsel tabiatı kendi içlerindeki daha çok boşluklarda birikmiş olan dürtünün o boşluğun doldurulmasıyla huzura ermesi, oradaki ızdırabın, acının, ihtiyacın dindirilmesi gibi bir ihtiyaçları vardır. Kadınların kendi dürtüsel ihtiyaçları, kendi içlerini doldurup onları canlandıracak, onlara içinde sevgi uyandıracak bir biçimde o erkek enerjisiyle dolup o enerjide tamamlanmak gibi bir arzuları vardır. Burada birazcık tabii o zaman kadının tabiatında niye sevgi nesnesi yönelimli olduğunun sebeplerinden bir tanesi de bu. Kadın
bir şekilde kendi içindeki boşluğun doldurulmasını bekliyor. Ve bunu istiyor. Ve bu boşluk doldurulmadığı zaman kendini çok değersiz ve eksik hissetme istidadında oluyor. Burada da böyle bir şey var. Bir yandan şimdi erkekler ise kadınları bu dünyaya yönelimli yapılarıyla kadınları fethedilecek, elde edilecek, kendilerine ait kılınacak birer doyum nesnesi olarak görme eğilimindedirler başlangıç itibariyle. Yani bir erkeğin orijinal haliyle hakikaten kadınlar için tehlikeli bir şeydir. Bir sürü kadını elde edip sonra bırakıp başkalarına yönelme istidadı gösterir kadın erkek tabiatı. Erkeğin tabiatı eğer sevgiyle dengelenmezse, erkek kendi tabiatını insanları zarar verecek, acı verecek, onları kullanacak, onları kendisi için bir zevk alınacak bir şey olarak kullanıp sonra onların arkasından nasıl acılar, nasıl sıkıntılar bıraktığını düşünmeden davranacak bir çocuksuluktaysa gerçekten tehlikeli bir varlıktır. Şimdi burada tabii şunu iyi ayırt etmek gerekiyor. Bir tabiat diye bir şey var. Erkeğin bir tabiatı var. Ama o tabiatı dengeleyebilecek bir gelişkinlik ortaya bir hayat kurabilecek bir insanı çıkartıyor. Ama öyle bir dengelenme olmadıysa da hakikaten kadınların daha çok şikayet ettiği düşüncesiz, hoyrat, etrafındaki insanlara acı vermekten kaçınmayan, yaşadığı şeylerin sorumluluğunu üstlenmeyen, işine geldiği ve keyif aldığı müddet içerisinde orada olup, ondan sonra bırakıp gitme hakkını kendinde gören, ortaya gerçekten birazcık psikopat, birazcık fazlasıyla insanları eşya yerine, et yerine koyan bir varlık çıkmış oluyor. Yani o zaman bunu ayırt etmek biraz da kadının işi. Biraz da narsistik şey değil mi? Çok güzel söyledin. Şimdi genel olarak mesela bir kadının çok beğenildiğini ve ilgi çektiğini görme ihtiyacı tamamen narsistik bir ihtiyacıdır. Kendini değerli hissetmek için ilgi çektiğini, dikkat çektiğini görmek ister. Aynı şekilde erkekler de bu temin sözünü ettiğim hababam kaleler fetheden birisi olma eğilimini narsistik ihtiyaçları yüzünden olur. Sevgi yüzünden olmaz. Zaten sevgi yüzünden olsa arkasında bu kadar acı bırakmaz. Ama tabii şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Kadınlar aslında kendi bedenlerinin çekiciliğini kullanıp erkeklere acı çektirmeye, peşlerinde koşturmaya bir istidat gösteriyorlar. Özellikle genç kızlar. Çünkü gençlik çağı insanın narsistik ihtiyaçlarının tavan yaptığı çağdır. Kızlarda da erkeklerde de. Özellikle gençlik çağında bu işte çekici olup, dikkat çekip peşinde birilerini koşturma arzusuyla erkeklerin işte kadınları birer eşya yerine koyup elde edip oraya bir çentik ekleyerek kendi narsistik dengelerini bu şekilde kurmaya çalışmaları bir çağ için şeydir. Bir çağda o kadar anormal bir şey değildir. Herkes oralardan geçer. Ama kimisi 15 yaşına geldiği zaman orayı geride bırakır. Kimisi 25 yaşına gelir hala bırakamaz. Evet, böyle bir tuhaf oyun bugün bir şeyle konuşurken. Yani Allah nasıl bir şey kurmuş? Yani kadın, erkek birbirine bu kadar çekim hissederken bir yandan bu kadar da hem mutlu olmaya, beraber mutlu olmaya hem birbirine acayip acı çektirmeye müsait olan bir şey. Kadın erkek ilişkisi. Ne oldu ya? Ağır mı geldi? Ben bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki. Ya benim yakın çevremde birkaç arkadaşım var. Erkek arkadaşım. Çok garip yönelimleri var. Kadından sonra. Yani böyle aşırı oyuncak dediğiniz türde. Yani bir anda yoga,
hani yoga'ya gidiyorlar. Bir yanda motosiklet merakı. Aşırı ne bileyim dışa dönük, çok dışa dönük. Aile, çocukları var. Bana da normal geliyor ama tanımlayamıyorum ben. O konuda bir yorumunuz olur mu? Bu çocuklar yani, çıktıktan sonra görüyorum. Yani 40'tan önce de olabiliyor da. Genelde 35 sonrası daha çok 40 sonrası. Ya işte bu insanlar işte hayatlarında bence bir sevgi ilişkisi sürdürebilecek yapıda değiller. Dolayısıyla çok fazla canları sıkılıyor. Ve canlarının veya hayatlarında bir boşluk ve anlamsızlık oluşuyor. Çünkü hakikaten sevgi eksikliği boşluk ve anlamsızlık duyguları oluşturur. Onlar da o boşluğu bir şeylerle kapatıp o başka bir takım şeyleri belki baştan çok onların ona çok iyi geleceğini kuruyorlar. Ya ben yoga'ya gideceğim, bu sorunlar bitecek. Veya motosiklet alacağım, bu sorunlardan kurtulacağım falan gibi. Böyle babam çare arıyorlar. Neden 40'tan sonra? 40 biraz erken yaş ama genellikle işte 45-50'den sonra erkeklerde cinsel güç, yani libido azalmaya başlayınca bu sefer sevme kapasitesi düşer. Yani şöyle diyeyim, insanların sevme kapasitesinin bir kısmı dürtülerinden kaynaklanır. Yani insanların dürtülerinin canlı olması, dürtüleri kullanabiliyor olmak, yani hayatımızda dürtüsel bir ilişki olması, dürtülerin sevgi lehine, sevgiye eklenmiş olarak kullanılmasına yol açar. Yani diyelim bir erkeğin bir kadına olan yönelimin içinde ona duyduğu ihtiyaç, ona duyduğu sevgi ve ona duyduğu dürtüsel ilgi bir araya geldiği zaman ortaya çıkan yatırım büyük bir yatırım olur. Ve ona göre de yaşanacak şey fazla olur. Duygusal içeriği zengin olur. Ama dürtüler azalmaya başladığında bu sefer ilgi azalmaya başlar. İşte dürtüsel daha önce dürtüsünü kullanarak belli bir sevme kapasitesi oluşturmuş olan bir insan yaşlanmaya başladıkça o dürtüsel kapasite düşmeye başladıkça daha kuru, daha mekanik, daha oyuncak düşkünü bir hale gelebilir. Peki tam yani, tersi olabilir mi? Yani sadece dürtüye mi bağlıdır sevgi kapasitesi? Hayır, sadece sevgiye değil. İşte gündemleri konuştuğumuz, yani insan aslında ne kadar seviliyorsa o kadar sevebiliyor. Yani bebekliğinden beri kendine verilen emek, annesinin, babasının, halasının, teyzesinin, bunlar da aslında bize eklenir. O kapasiteyi bir karşı cinsten bir insana yönlendirmeye başladığı zaman işte bir yandan ona ihtiyaç duyar. İşte yemekti, çamaşırdı, bilmem neydi, hani küçümsemeyelim. Bu kadar kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde bir insan olmak bunu çocuklaştırır ve eşini çocuk yerine koyma eğilimini arttırır. Ama bir insanın bütün bunların altından kalkıyor, beceriyor olması bunu karısına yaptık deyip kendisi yapacağı anlamına gelmez. Bir insan bilebilir ama aralarında bir iş bölümü vardır. O başka bir sorumluluk almıştır, öbürü başka bir sorumluluk almıştır. Bunda bir beis yok. Ama beceremediği için yapamıyorsa tehlikeli. Tamam, o zaman çocuklaşıyor. Yani ihtiyaçlar da karşımızdaki insana bağlanmamızda önemli bir pay taşır. O temin senin nimetlerini söylediğin şeyde öyle bir zayıflık var. Sana ihtiyaç duyacak ki sana bağlansın. E kendisi yapsın. E kendisi yaparsa daha az bağlanır. İster istemez öyle. İhtiyaçlar da var, dürtüler de var. Yani bu üç şey bir araya geldiği zaman tabii bunun içerisinde sevgi ne kadar yüksek bir pay taşıyorsa ilişkinin uzun ömürlü olması ve yaşlılığı da kapsayacak şekilde olması o kadar olasıdır. Dolayısıyla buradaki en kıymetli sermaye aslında sevginin sermayesi. Dürtü de kıymetli bir sermaye. Ama bir süre sonra azalacak. Bir süre sonra gidecek. Yani işte 40-50'den sonra gidecek de tam mı gidecek? Gitmez aslında tam. Şöyle yani şöyle söyleyebilirim. Erkeklerde aynı şey kadınlar için de geçerli. Kadınların hayatlarında bir sevgi olduğu zaman yaşları 60 da olsa 70 de olsa cinsel hayatları sürer. Belki bir takım bazı tedbirler almak gerekir. Ama insanların cinsel hayatını bitiren şey aslında sevgisiz kalmaktır. Eğer hayatlarında sevgi varsa yaşın ne olduğunun önemi yoktur. Erkeklerde cinsel gücün azalması
cinselliğin kalitesinin artmasıyla dengelenebiliyorsa, yani gençliğinde yaşadığı cinsellikten daha derin, daha doyurucu, daha uzun süreli cinsellik yaşayabilecek hale geliyorsa erkek yaşıyla beraber, o zaman bence cinsellikte herhangi bir kayıp olmaz. Böyle bir durumda da genç kız peşinde koşmaz zaten erkek. Ama bu olmuyorsa sadece iş cinsellik sayısına dayanacak bir güç kaybı getiriyorsa, işte antropoz dediğimiz dönem, o zaman erkeğin o cinsel gücündeki kayıp kendini gençlere yönelmeyle, tekrar ergenlik çağına dönmeyle, senin demin sözünü ettiğin gibi, tekrar ergenlik çağı arayışlarına dönmeyle kendini gösterir. Tabii bunlar aslında yargılanacak şeyler değil. Bunlar çünkü kimsenin seçimi değil. Kimsenin elinde olan bir şey değil. Bunlar insanın kendi yapısının, kendi tabanının, temelinin, kendine verilmiş olanın ne olduğuyla bağlantılı mevzular. Yani buradaki bu konuşmaları da lütfen böyle bir çerçeve içerisinde kullanın hayatınızda. Yargılamak için değil ama o insanı doğru tartmak için. Hani ondan ne olur, ne beklenir? Diyelim ki mesela bu baba olabilir mi? Bu çocuğun sorumluluğunu alabilir mi? Bunu kestirebilirsiniz. Özelliklerine bakarak. Değil mi? Bir çocuk insanın çocuğuyla bile çocuk kendisini seviyorsa seviyor ya. Yani çocuk kendisine ilgi göstermiyorsa çocukla ilgisi yok. Yani orada bile kendi narsistik ihtiyaçlarına göre babalık yapıyor ya da yapamıyor. Zaten öyle bir durumda babalık yaptığında da problem ne oluyor o babalık? Geçen arkadaşın sorduğu gibi babalık bu sefer problem ne oluyor? Kızına duyduğu ilgi babalık duygusunun dışında kızının kendisini çok seviyor olmasından, bunun da ona iyi gelmesinden kaynaklanmaya başlıyor. Değil mi? O zaman büyütemez çocuğu. Ona sadece zaaf duymuş olur kızına. Evet. Ben şey soracaktım çok kısa. Kadın erkek görevlerinden bahsettik ya. Bir iş bölümü olması gerekiyor dedi. Dünkü konuşmada da sanki şöyle bir şey söylemiştik. Erkeğin bütün işlerini yaptığımız zaman ev içinde bu sefer annesi rolüne bizi koymasının çok tehlikeli olduğunu sanki söylemiştik, değil mi? Evet. O yüzden tam kafamda oturtamıyorum nasıl davranmam gerektiğini. Benim de arkadaşlarım şöyle, şunu söylüyorum bir kere. Bir kere eşlerinizi, ister kadın ister erkek olun, çocuksulaştırmayın. Size çok bağlansın diye çocuksulaştırmayın. Adam gidip kendi suyunu kendisi alabilecekken koşa koşa ona su vermeyin. Koca adam yani, ne var, gidip suyunu alsın. Bir insanı sevmek başka bir şey. Bir insanı çocuksulaştırmak başka bir şey. Yani birçok insan karşındaki insanın kendisine bağlanmasını temin etmek için kendine çok bağlansın, gözü kendinden başka kimseyi görmesin diye onu çocuksulaştırır. Bunu yapmayın. Bu kendi ayağınıza sıkmaktır. Çünkü bunu yaparsanız adam çocuk olur hakikaten. Bu sefer de sen anne olursun. Peki, ne yapacaksın? Israrla istiyorsun bunu. Suyu mu? Dediğin zaman ne varsan getirsen ya da ya başıma hani okşasan ne var diyorsa ısrarla gerçekten. O anne arıyordur zaten. Anne arıyordur. Bunu istiyorsa. Anne arıyor. Anne arıyor. Yani o kadın erkek ilişkisini kendine bir anne bulup annesinin zamanında ona veremediği sevgiyi tamamlamak üzere bir kadınla beraber olmuş bir adamdan bahsetmiş olduğumuz anlaşılıyor. Yandık. Ya, ne yapacağımız var mı? Yandık. Bunu yapmayacağım ben. Yapacak bir şey yok. Bir çocuk da büyük insan hayatı yaşayamaz tabii. Yani bence, bana sorarsan... Ne oldu? Anlayamadım. Bir sonrakine geç diyorlar ona. Baş edemezsin. Yani, seviyorsun, o zaman çocuğunu sever gibi yanında taşırsın. Ama giderek cinsel hayatınız azalır. Giderek cinsel hayat şeyini, tadını tuzunu kaybetmeye başlar. İki arkadaş olarak ilişki sürer. Yani bir kere şunu söyleyelim. İlişki dediğimiz şey aşktır. Gerisi palavradır, attır diye bir şey yok. Değil mi? En kalitelisi aşktır. Ama insanlar aşk ilişkisini sürdüremiyorlarsa onun yerine
iyi bir insani içeriği zengin bir dostluk ilişkisini, arkadaşlık ilişkisini, bazen çocukları büyütme ilişkisini, bazen beraber mamluk sahibi olup beraber dünya seyahati yapma ilişkisi. Bin bir tane şeyi var bunun, tamam mı? İçeriği var. Bunların her birinin bir değeri var. Eğer insanın özünde yalnız olmaktan mutsuz bir varlık, yalnızlığa uygun bir varlık olmadığını kabul ediyorsak, diğer ilişki biçimlerinin de zaten bir manası olduğunu görmemiz lazım. İlla aşk, ama aşk olmaz bu anlattığın adamla, aşk olmaz. Tabii ki. Benim eski erkek arkadaşım öyle bir adamdı. Yani çok annesi tarafından her şey önüne getirilmiş ve benden de aynı şey yapmamı bekliyordu. Ve o zaman ben köy olduğum için evet, ben de annesi gibi davrandım gerçekten çok uzun süre. Tabii bunun farkında olmadan. O zaman da tabii ki annesi olarak, yani tabii ki o zaman hiç farkına varmıyorsun. Yani ben ona annelik yaptım. Büyük yönde götürüp bu bilinçte değildim o zaman yani. Ama sonra arkama dönüp baktım ve evet ben ona annelik yaptım. O ona yaptım annelik ona yetti ve sonra başka kadına gitti. Yani hani onun için aslında evet yani. Neden gitti? Çünkü adam seninle cinsel hayatı, gerginlik, sıkıntı, endişe oluşturmaya başladığı zaman kendinden şüphe ediyor. Eyvah ben ne oluyorum? Mahvoluyorum diye. Gidip başkasıyla deneyip işlerin yolunda olup olmadığını, yani sen farkına olmadan kendi kuyunu kazmış oluyorsun. Bravo, bak çok güzel bir şey oldu bu, örnek oldu. Kuyunuzu kazmayın. Next demek gerekiyor. Bir şey diyordunuz siz orada. Murat bir şey bir şey. Yok yok biz böyle. Evet, kendi aranızda var. Yok bilir ben onun için. Söylediğiniz mesela şimdi hani oradan sizin sorduğunuz soru değil. Yani siz böyle keskin bir çizgi çektiniz bu adamla. İşte aşk ilişkisi yaşanmaz. Evet. Yani bunu peki gidip de gerçekten o adamın bir yatırım varsa üzerinde çalışıp doğru bir düzleme çekmek gibi bir model yok mu artık? Orada onu konuşuyoruz işte buradaki konuşmayı. Yani kendimiz farkında olmadan maladaptif tutumlarımız olur. Yani biz karşımızdaki insan bizden bunu istiyor, bizi bekliyor diye. Bazen öyle şeyler yaparız ki bu yaptığımız şey bize zarar verir. Karşımızdaki insana da zarar verir. Bunu buradaki konuşmanın en temel maksadı bu zaten. İlişkiyi, ilişkinin tabiatını, ilişkinin içeriğini, ilişkinin hangi kalitelerde olabileceğini ve o yüksek kaliteye erişebilmek için hangi hataları yapmamak gerektiğini konuşuyoruz. Bunun bir faydası olur mu? Olabilir. Ama hani bu kimseye de sihirli değnek değmiş gibi bunu başka bir insan haline getiremezsin. Ama ilişkinin canlılığını ve kalitesini sürdürebilmek için yine de bir çaba ve bir emek muhakkak bir katkı sağlar. Ama şu, bu normalde birbirini seven insanlar zaten birbirine bağımlı olmak istemezler. Yani sevdiğiniz insanın bir erkek, ben kendim için söylüyorum ya da belli bir düzeye gelmiş erkekler için söylüyorum. Beraber oldukları insanların kendilerine bağımlı olmasını istemezler. Daha gelişkin, ayağın üzerinde durabilen, öldüğümde arkamda yıkılmayacak falan bir insan bırakabilmektir doğal duygu. Dolayısıyla karşınızdaki insanın kendini geliştirmesine izin veren, hatta bunu teşvik eden bir tutumunuz olur. Şimdi kadınlar, geçen arkadaş bir arkadaşın söylediği gibi, bizim Şeyman dediği gibi, bir ait olma ihtiyacı duydukları için, bir erkeğe ait olma ve bir erkeğin de kendilerine ait olmasını çok istedikleri için ona tuzaklar kurup onu kendilerine ait kılmaya çalışırlarken İşi anne çocuk ilişkisine dönüştürdüklerini fark etmiyor olabilirler. Bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini söylemiş oluyor. Erkeğin bir kadına bağımlı olması kimseye bir hayır getirmez. Çok fazla bağımlı olduğu zaman erkekler kadınlara öldürürler erkek kadınları. Paranoya yaklaşırlar. Demeye başlarlar ki ulan bu benim neyimi sevecek? Muhakkak başka birine aşıktır. Yok şuna mı aşıksın? Ona mı baktın? Buna mı baktın? Paranoya çıkar ortaya. Tam bu paranoya çıkınca da kadın cinayetleri gelebiliyor arkasından. Yani bir erkeğin bir kadına bağımlı olması hiç kimseye bir hayır getirmez. Normal şartlarda kadının da erkeği ayağın üzerinde durabilen,
kendini geliştirebilen, daha mücadeleci, daha güçlü bir şey, birisi olmaya doğru itiyor olması lazım. Çocuk olmaya değil. Tamam, bu söylediğim şey çok çok önemli. Daha tekrar ederim. Kadınların da beraber oldukları erkeği daha yeterli, daha güçlü, daha otonom, daha kendi doğrularına göre davranabilen, daha az korkularını dinleyen, daha çok içine sineni yapmaya yönelmiş, daha güçlü ve yeterli varlıklar olmaya doğru itmeleri gerekir. Çocuk olmaya değil. Eğer ilişkilerinin uzun ömürlü ve kalıcı olmasını istiyorlarsa, adamı çocuğunu sever gibi değil, adam sever gibi sevmek istiyorlarsa, bu yönde bir tutumları olmalı. Peki kadının yani ihtiyaç nereden geliyor? Yani kadının ihtiyacının özü şuradan kaynaklanıyor. Çok mühim bir soru, önemli bir yere gelmiş, getirmiş oldu seni bu soru. Kadınlar aslında bir erkeğe sahip olarak bir çük sahibi olmuş olurlar. Yani dedi ya geçenlerde, işte erkek bana ait olsun istiyorum. Yani erkeğin çükü benim olsun istiyorum. Şimdi burada farkında olunmayan, derin bir çocukluğunda, 2 yaşında, 2,5 yaşında, 3 yaşında erkek çocuklarıyla kendi arasında bir fark olduğunu algılamaya başladığı zaman yaşanmış bir hayal kırıklığı var. Tamam mı? Ve bu hayal kırıklığı çocuğun dünyasında ben de ileride gelin olacağım, güzel olacağım, benim bir kocam olacak diye telafi ediliyor. Tamam, dolayısıyla yapı kendi dengesini, kendi narsistik dengesini, annesine çok öfkeli olmamayı, Allah'a her gün küfretmemeyi nasıl başarıyor? İleride benim de bir çüküm olacak diyerek. Yani ne o? Koca. Tamam mı? Tamam, şimdi burada bu fanteziyi görmek lazım. Dolayısıyla bu sebeple bir erkek benim olsun diyor kadın. Aslında hep arkasında değersizlik duygusu var. Tamam, değersizlik duygusundan kurtulabilmek için böyle bir ihtiyaç dile getiriyor. Evrensel olarak kadın kıskançlığının altında yatan veya işte kadınların şimdi iki tane çüke bir kadının ihtiyacı yoktur. Bir tane olsun, tam olsun, temin olsun yeter. Tamam mı? Yedik. Dolayısıyla bu durum kadınları daha monogam yapıyor. Tek eşli yapıyor. Tamam mı? İki tane çüke ne yapacak? Bir tane. Şimdi erkekteki durum şu. Erkek temin dedim ya. Erkek dünya yönelikli. Dünyayı, şimdi erkek çok çocuksuysa her şeyi fethetmek istiyor. Bütün böyle hani tarih kitaplarındaki o şu kaleyi aldık, bu kaleyi aldım bir başka versiyonu. Tamam mı? Erkek çocuğun dünyasında kadınlar üstünden yaşanıyor. Dolayısıyla burada böyle bir farklılık var. Şimdi kadınlar için demek ki en önemli ruhsal travmalardan bir tanesi aslında çocukluklarında erkek çocuklarının kayırıldığını, kendilerinin eksik doğurulduğuna inanmış olmaları. Niye böyle inanıyorlar? Şundan. Şimdi tam bu yaşta çocuğun dürtüleri cinsel organlarına geliyor. Kız çocuğunda, erkek çocuğunda. 3 yaş civarında. Daha önce fark etmediği, dikkatini çekmeyen bir şey, dürtüler cinsel bölgelere gelince dikkatini çekmeye başlıyor. Gözü cinsel bölgelere gitmeye başlıyor. İlgisi. Ve o zaman erkek çocuklarının kendisinden görünen bir, daha ele dokunabilecek, ele gelebilecek bir şey olduğunu görmeleri ve o bölgenin bir haz bölgesi olması, çocuğun o yaşında büyük olan daha haz verir zannediyor. Yani erkek çocuğun çükünün çok haz veren bir şey olduğunu zannediyor. Kendisinin, yani mesele bir et parçası değil. O et parçasının arkasındaki anlam, o haz anlamına geliyor. Zevk alabilme kabiliyeti anlamına geliyor. Erkek çocuğa böyle bir şeyin verildiğini, kendisinin de yoksun bırakıldığını algılıyor. Tamam mı? Ve evrensel olarak bütün aile içinde büyüyen bütün çocuklar bu işte Ödipal dönemde işte kızlarda penis haseti denen bir duyguya yol açıyor. Erkeklerde de kaybetme korkusu. Evet, aynen öyle.
Öbürü de eyvah kızlarınkini kestiler. Ya benimkini de keserler diyor. Tamam mı? Bir kesilme korkusudur başlıyor. Erkekler dedi. Ve şimdi burada bence özellikle içinizde erkek çocuk anneleri varsa dikkatle dinleyin. Veya karı koca ilişkisi içerisinde bu sorun çok fazla gündeme gelir ve kadın erkek ilişkisini bozan en önemli sebeplerden bir tanesidir. O da şu, kadınlar da farkında olmadan erkeklerin hep bir pisini kesmeye çalışırlar. Kesmeye çalışırlar. Kibar ol, nazik ol, ne biçim konuşuyorsun? İşte bilmem daha yavaş sürsene arabayı, yok bilmem kavluyu niye oraya koydun? Ya öyle çiş yapılır mı, sağ solu kirlettin falan gibi birçok müdahaleyle ve erkekleri kendi düzenlerine uydurma, terliğini niye oraya bıraktın, arkanı ben mi toplayacağım bilmem ne falan gibi bütün bu mülahazalarla erkeği böyle kadına benzetmeye, onun gibi daha düşünceli, daha kibar, daha bilmem ne yapmaya uğraşırlar. Ama bunun arkasında aslında erkeği erkek gibi olmaktan çıkartma çabası vardır. Farkına varmadan bunu yaparlar ve bu ilişkide sürekli bir gerginlik konusu olur. Erkek çocuklara anneler farkına varmadan oğlum işte kibar ol, oğlum sen de şu sofrayı toplasana, hep arkanı mı toplayacağız bilmem ne bilmem ne. Biraz erkek çocuğu da, halbuki erkek çocuk savaşmayı öğrenmek zorundadır. Sokağa çıktığı zaman arkadaşlarıyla itişip kakışmayı, misketlerini muhafaza etmeyi, İşte ne bileyim anasına küfredildiğinde sen benim anneme küfredemezsin deyip üstüne saldırmayı. Yani bunu becermek zorunda. Bunu beceremezse bu erkek çocuk yarım yamalak bir erkek çocuk olur. Ezik olur. Korkak olur. Yani eskilere dönüyor muyuz? Kıza ayrı iş, erkeğe yapma oğlum mu denecek? Hayır. Yani... Erkek çocuğun yani şu var. Buradaki bütün konuştuğumuz şeyler özünde gelip şu sorgulamaya varıyor. Şimdi siz çocuğunuzun nasıl mutlu olacağına inanıyorsunuz. Eğer çocuğunuzun kız ya da erkek bir sevgi ilişkisi yaşamadan veya bir sevgi ilişkisini götürmeyi beceremeden mutsuz olacağına inanıyorsanız buradaki konuştuğumuz şeyler geçerli. Yani bir ilişkinin altından kalkabilecek bir çocuk olması için erkek çocuğunun onu kız gibi yetiştirmiyor olmalı. Zaten çünkü kızlar onun çükünü kesmeye çalışacak. Senden öğrenip çocuk bunu kabullenmeyi öğrendiyse artık yarın kocası, karısı onu öyle istediği gibi şöyle yap, böyle yap, işte beni mutlu et, bizi mutlu et diye öyle bir şey olur. Öyle bir ilişkinin insanı olur. İktidar olmayı beceremez ilişkide. Yok benim oğlum başarılı olsun. Benim oğlum işte çok bilmem şöyle şanı, şöyle şöhreti olsun diyorsan bunların gereği yok. O zaman dediğin gibi yetiştir. Ama burada bahsettiğimiz şey modalite. Yani bir insanın yetiştirilmesi, onun nasıl bir hayat yaşayacağı kurgusundan bağımsız değildir. Kafamızın arkasındaki benim çocuğum şunu yaşarsa mutlu olur diye kurduğunuz şey neyse çocuğunuzu ona göre yetiştirmek zorunda. Bir şey sorabilir miyim? Bazen babalar da yapıyor mu bunu? Yani erkek çocuğunu tavrıyla davranışıyla söylediği şeyle zaafetle. Ya erkek çocuğu, erkeğin eğer kendi babası veya anası kendisini kastre ettiyse o da kendi çocuğunu kastre eder. Normal o zanneder. Yapar tabii. Ama genellikle çok erkek ruhlu olmayan babaların yapacağı şeyler bunlar. Ama gerçekten şurada önemli bir şey, konu da aslında erkek enerjisiyle dişil enerjinin birbirinden farklı olduğu. Değil mi? Geçen konuşmuştuk. Dolayısıyla erkek enerjisi taşıyan bir erkekle, bir sürü erkek vardır, erkek enerjisi taşımaz. Çok fazla dişil enerji taşır. Şimdi öyle erkekler aslında kadınlarla çok iyi anlaşırlar, çok uyum sağlarlar ama dürtüsel bir çekim oluşturmazlar. Daha çok arkadaş sever gibi sevilecek bir şey, durum gösterirler. Bir insanın yetişmesinde bu dişil enerjiyi de erkek enerjiyi de alabiliyor olması son derece önemli. Eşcinseller arasında bazen dişil enerjili bir eşcinselle erkek enerjili bir eşcinsel birbirini seçer. Öyle olduğu zaman orada
cinsiyetler ikisi de erkek ya da ikisi de kadın gibi görünse bile aslında daha önemli olan şey bu enerji mevzu olduğu için orada mesela bu iki insan alıp bir çocuk büyütmeye çalıştıklarında pekala bir çocuk büyütebilirler. Aralarında böyle bir enerji farkı varsa. Yani daha önemli olan aslında enerjidir. O zaman hani yang enerjisi yüksek bir kadınla dişi enerjisi yüksek bir erkeğin ilişkisi de normal sayılabilir mi? Yani İki erkekse öne enerjisi olan. Hayır, kadın ve erkek ama enerjiler ters. Hani olabilir, olabilir ama mesela cinsel problemler çıkar. Ha, orada da çıkıyor. Yani. Yani şimdi madem ki erkeğin cinsel performansı aslında iktidar olma kabiliyetiyle ilgilidir. İktidar olma kabiliyeti olmayan bir erkeğin cinsel problemleri olur. Bu onun yapısı gereği böyle olabilir. İşte diyelim ki annenin yetiştirilmesi olarak tehlike dediğim şey o. Ya da o ilişkinin dinamikleri içinde iktidar olmayı beceremiyordur. İşte diyelim ki kadını anne yerine koyduğu için o zaman cinsel problemler çıkar illa. Yani tabiat ister beğenin ister beğenmeyin değer yargılarımıza uysun uymasın. Anlatmaya çalıştığım şey tabiat. Yaratılışımız. Bana sorarsanız rüzgara karşı işenmez. Tamam mı? Tabiatı arkanıza alın. Hayatın bingo'du. Kadın olarak hayatımızdaki erkeğe iç meselemiz varsa anlatmamalıyız, değil mi? Nasıl yani? Yani mesela hani kadınlar biraz daha erkeklere nazaran daha böyle kendi hakikatleriyle, kendi iç dünyalarındaki meselelerle uğraşırlar. Eşimiz veya hayatımızdaki sevgiliye ne derecede bunu yansıtmalıyız, yansıtmamalıyız? Bakın bir kere karşınızdaki insanın anlayamayacağı şeyleri anlatmaya kalmış. Ama belli bir olgunluk düzeyine gelmiş bir erkek anlar. Ama bunu anlamaktan uzaksa gerçekten yani orada anlattığınızı anlatacağınıza pişman olursunuz. Anlayamadığı şeyleri anlatmak bence çok akıllıca bir şey değil. Ama şunu da bil, insanın hayatındaki en büyük yakınlık sevgilisiyle, kocasıyla yaşanıyor. Ondan bir şeyleri gizlemek, onu anlatamıyor olmak ilişkinin kalitesini düşürür. Mesela anlat merak ediyorum ben. Çok hani ortak bir problem vardır da hani birbirini tanımlamak için o ortak problem üzerine konuşurlar. İlişki daha kuvvetlenir. Onu anlayabiliyorum da şimdi hani Dediğin çok iyi anlaşılıyor. Haklısın. Yani kadının dünyasını anlayamıyorsa bir erkek onu zorla anlatmaya çalıştığı amma fesatmışsın der. Veya amma da sen de ne hesaplar yapıyormuşsun der. Çünkü öyle ne yazık ki belli bir şimdi birazcık zamanımız varsa oraya birazcık girmek istiyorum. Çünkü ergenlik çağını geride bırakamamış olan insanlar henüz kadınla erkek arasındaki farkı idrak edememişlerdir. Tam dolayısıyla erkek çocuk kadını kendi erkek arkadaşlarından beklediği şeyleri veya kendinden beklediği şeyleri kız arkadaşından bekler. Kızlar da aynı şeyleri kendilerinden beklediklerini, kız arkadaşlarından beklediklerini, kibarlık şudur budur bilmem ne neyse onları erkekten beklerler. Ama belki kızlar biraz daha kurnaz oldukları için bunu böyle kendilerini çok dezavantajlı olacak şekilde ortaya koymazlar ama aralarında dertleşiyorlar. Seninki öyle, benimki böyle falan şeklinde. Dolayısıyla burada bir kere ergenlik çağı ancak bittikten sonra ki kastedilen şey ne? Ergenlik çağı denen şey şu. Bir insanla ilişki sürdürebilmek için onu memnun etmeye mecbur olduğunuzu zannediyorsanız veya bir ilişki sürdürürken kendinizi korumayı ihmal edip sırf karşı tarafın kendini iyi hissetmesini sağlamaya çalışıyorsanız veya içinize sinmeyen bir şeyleri anlamaya ve kabullenmeye uğraşıyorsanız daha henüz ergen çağını bitirmemişsiniz. Ergenlik çağının bitirilmemiş olmasını demek insan İlk önce orijinal ailesinden ruhsal yatırımını çekiyor. Yani annesinden, babasından,
kardeşlerinden yatırımını çekiyor. Çünkü o insanlarla ilgili yaşadığı deneyimden öğrendiği şeyler zaten cepte. Tamam, zaten onun repertuarında, zaten onun bilgi alanında. Onlardan öğreneceğini öğrenmiş. Yaşı gelmiş 13'e, 14'e. Tamam mı? Şimdi bu insan yatırımını onlardan çekip kendi arkadaşlarına kaydırabiliyorsa, arkadaşlarından kendine bir dünya kurabiliyorsa, o zaman yeni ailesi bu arkadaşları oluyor aslında. Şimdi bu erkeklerde çok kolaydır. Erkekler işte bu dürtüleri yüzünden, analarından kaçmak zorunda oldukları için erkekler doğal olarak başka erkek arkadaşlara yönelip onlarla bir deneyim alanı oluştururlar ve o deneyim alanının içerisinde yeni deneyimler yaşamaya başlarlar. Ve o yeni deneyimler bu özellikleri kazandırabilir. Yani diyelim ki bir insanın babası sert, taşıyamıyor. En ufak bir aksilik olduğu zaman sinirleniyor falan. Çocuğun onunla aşabileceği şeyler var, aşamayacağı şeyler var. Ya da aşayım derken onun zıttı bir karakter oluşturma tehlikesi var. Aslında bütün zıtlıklar birbiriyle birleşir. Dolayısıyla mesela diyelim ki çok yumuşak bir annenin çocuğu, ben annem gibi yumuşak olmayacağım deyip çok sert olmaya kalkarsa, tamam, annesiyle aynı problemi, aynı düzlemin biri bir ucunda, biri öbür ucunda ama aynı düzlem olur. Halbuki önemli olan düzlem, yani üst basamaklara çıkabilmektir. Yani onun zıttı olmak insanı onunla aynı basamağa esir eder. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir şeye çok kızıyor olmamız, annemizi beğenmiyor olmamız veya babamızı beğenmiyor olmamız bizi ondan daha üst basamağa çıkartmaz. Sadece ona tepkiyle oluşmuş yeni özelliklerimiz o. Ama aynı basamakta oluyor. Halbuki önemli olan üst basamaklara çıkabilmemiz. Tam ergenlik çağında aslında bir insanın çocukluktan yavaş yavaş erişkinliğe geçmesi için kullandığı deneyimlerin onu üst basamaklara taşıması meselesi. Ama bu nasıl oluyor? İlk önce anneden babadan, aile ortamından koparak. Ve çocuk bunu koparken, yani anneler babalar için söylüyorum, çoğu zaman anneyi babayı beğenmeyerek, küçümseyerek, onlarda kusur bularak yapar. Önemli olan aslında birazcık onlardan kopması olduğu için bunları aslında çok dert etmemek gerekir. Çocuk ergenlik çağına girebilmek için biraz sert yollarla, tamam mı, çabalıyor. Ve çocuk ergenlik çağına girip arkadaşlarından bir dünya kurabildiyse, aradan 5 yıl geçtiğinde annesini babasını daha doğru görerek, daha onları kabul ederek ve daha sevecek hale dönerek geri dönecektir. Yeter ki o dönemi adam gibi yaşasın. Ergenlik çağı döneminde adam gibi yaşasın. Ergenlik çağı döneminde arkadaşların önemi şu. Demin sözünü ettim. Arkadaşınız sizi seviyor ama siz onu sevmiyorsunuz. Veya arkadaşınızı seviyorsunuz ama o sizi sevmiyor. Veya arkadaşınız biraz çıkarcı, sizi kullanıyor, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Tamam mı? İnsanların birbirleriyle olduğu, özellikle simetrik ilişkilerde, yani eşit düzlemdeki ve birbirine benzeyen insanların ilişkilerinde insanlar kendilerini korumayı, nerede ne söyleyeceklerini, nerede o arkadaşı bırakacaklarını, nerede ona olan yatırımlarını artıracaklarını akılla öğrenmezler. Değil mi? Nasıl öğrenirler? Bu hataları yaparak, bu deneyimleri yaşayarak öğrenirler. Dolayısıyla ergenlik çağını düzgün yaşamadan bir insanın bir aşk ilişkisine hazırlanması mümkün değildir. Niye? Çünkü aşk ilişkisi daha zor bir ilişki. Neden? Çünkü orada daha büyük yatırım var. Yöneldiğiniz insana sizin canınız gibi, etiniz gibi, parçanız gibi. Onunla işler yürümediği zaman daha çok acı çekiliyor. Dolayısıyla önce kolay olanların altından kalkacaksınız ki kolay olanlarla ilk önce eğitilmiş olacaksınız. Farkında olmadan insan ilişkilerini sizin için tehlikeli olmaktan çıkartacak bir donanım oluşturmuş olacaksınız ki karşı cinse yöneldiğinizde çok acılı bir, sıkıntılı bir hayatınız olmasın. Şimdi benim buradaki arkadaşlarda gördüğüm
böyle bir sorun var. Burada herkes, birazcık da temin sözünü ettiğimiz gibi, aslında insanlar annelerinden, babalarından eksik kalan her şeyi bir aşk ilişkisinde tamamlama arzusu duyarlar. Özellikle kadınlarda bu son derece belirgindir. Yani eksik kalan her şeyin bir aşk ilişkisi içerisinde tamamlanması beklenir. Ama beklediğiniz gibi birini hayatınıza girmesi için sizin önce ergenlik çağını bitirmiş olmanız lazım. İşte demin Nimet'e söylediğim ergenlik çağının bitmişliği biraz da bir kadının mesela bütün kendi ihtiyaçlarını kabullenmesidir. Yani ben bir kadınım, sevilmek istiyorum, güvenebileceğim bir insan istiyorum, sırtımı dayayabileceğim, herhangi bir konuda danıştığımda, bir şeyle fikrimi aldığımda bana destek olabilecek, güvenilir bulduğum, aklına, zihnine, zekasına aferin de deyip birisini istiyorum diyorsa bir kadın, o zaman kendisi de bunu benimseyebildiyse, kendisi de zaten o zaman kibirli olmayı, işte dide etmeyi veyahut da her şeyi bir mücadele, çekişme, üstünlük, iktidar savaşına dönüştürmekten kurtulmuştur. İhtiyaçlarını benimsediği için kurtulur ama. Yani ben ihtiyaçlarımı yaşamak istiyorum dediğinizde kendi ihtiyaçlarınızı karşılayacak insan aramaya başlarsınız ama ilk önce bunun için ihtiyaçlarınızı benimsemiş olmalısınız. Dürtüsel ihtiyaçlarınızı da. Bir kadının kendi dürtülerinden utanacak bir şey yok ki. Ha, altı üstü insan bu dürtülerini kalıcı bir ilişkide sevebildiği bir insanla. Çünkü kadınlarda mesela dürtüyle beden arasında bir yarılma olmaması için, yani bir kadının dürtüleriyle ruhu arasında bir çatışma olmaması için mutlaka sevdiği birisiyle birlikte olmaya ihtiyacı vardır. O zaman ruhla beden birleşir. O zaman ruhla beden birbirine eklenen bir güç haline gelir. O zaman yaşanan her şeyin kalitesi çok artar. Erdoğan Bey, şey sordum mu? Az önce kadının ergenlikten çıkmasını tarif ederken arada erkeğin özelliklerini saydınız ya, işte hani güvenebileceği, kilalı. Evet. Biraz yani baba tarifi gibi değil mi? Biraz baba tarifi gibi ama eğer zaten bir ilişkinin içerisinde beraber olduğunuz adamın çocuklarınıza baba olmasını da istiyorsanız, yani baba vasıfları gökten zembille inmiyor. Bu dediğim özellikler varsa zaten iyi bir baba olacaktır. Yoksa vallahi çocukların çekeceği var. Dolayısıyla bunları beklemek lazım. Baba tarifi o kendiniz için olması gerekmiyor. Çocuklar için lazım zaten. Tabii şunu daha önceki konuşmalarda söylemiştim ama tekrar hatırlatayım, tekrar söyleyeyim. Aslında kadınlar da, erkekler de içlerinde bir anne ve bir baba taşırlar. Yani hepimizin bir annesi olduğuna göre kadın erkek fark etmez. Demek ki erkeğin de içinde bir anne var. Demek ki erkek de gerektiğinde annelik yapabilir. Demek ki gerektiğinde işte diyelim karısı hasta veyahut da ne bileyim öyle gerekiyor. Koşullar onu gerektiriyor. İşte diyelim ki kadının bir anda hayatında önemli bir sınav bilmem ne var. Yani erkeğin de o dönemde çocuklara da eşine de annelik yapabilecek bir kapasitesi zaten içinde vardır. Kadınların da bir sürü kadın çocuklarına hem anne hem baba olmak zorunda kalıyorlar. Bazen babalar o kadar alakasız veya yumuşak oluyorlar ki kural koyucu kadın olmak zorunda kalıyor. Mesela o da işte kadının kendi içindeki babayı kullanarak yapabildiği bir şey oluyor. Ama bütün bunlar ayrı bir mevzu. Bir de insanların enerjilerinin çoğu zaman işte demek ki hepimiz iyi kötü bir eril ve dişil enerji karışımı taşıyoruz içimizde. Ama bunlardan bir tanesi öne çıkmış oluyor. Normalde bir çocuk aile içerisinde kendi cinsiyetiyle uyumlu olarak büyütüldüyse zaten erkek çocuğun eril enerjisi kısıtlanmamıştır. O bu enerjiyi geliştirecek imkanlar bulmuştur falan. Ama diyelim ki bir iki eşcinsel arasında çoğu zaman zaten birbirlerini seçmelerinin nedeni onlarda dahi eril enerjili olan biri dişil enerjili olanı, dişil enerjili olan eril enerji olanı seçme eğilimi gösteriyor. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi tarif ettiniz hani
ideal kadın, ideal erkek olarak nitelendirir. Aile donanımı bunun için yeterli değil. Ama hani kişi kendisinin de bu eksikleri fark edip üzerinde çalışırsa tekrar bu şeyi başarabilir mi? Yoksa hani anneden yeterli annelik almadı, babadan işte yeterli babalık görmedi. O hep öyle gidecek işte. Yani bir kere şunu ne yazık ki bu şey bizim buradaki mevzuların en bence acı veren tarafı o. Aslında kader değiştirmek çok zordur. Ama değişebilir. Değişmez diye bir şey yok. Ama kader değiştirmek çok zordur. Kitap okuyarak olmaz. Ama işte diyelim ki mesela yoga. İşte bir konuşuyoruz. Hani o içsel deneyim imkanı yaratmak, öyle bir ortam olarak kullanabilmek yogayı veya kendi enerjisini yükseltmek. Değil mi? Kendi enerjisini yükseltmek dediğimiz şey sevme kapasitesini arttırmak aslında. Yani işte kıskançlık da bir sevme biçimidir. Arkadaşlık da bir sevme biçimidir. Dostluk da bir sevme biçimidir. Aşk ilişkisi de bir sevme biçimidir. Aralarındaki fark şu. Kıskançlık, sevdiğim benim olsun diyor. Benden başka kimseyi sevmesin diyor. Değil mi? Kıskançlık böyle bir sevme. Efendim arkadaşlık ne diyor? Biz beraber bir şeylerden zevk alabiliyoruz. Beraber konuşmayı hoşlanıyoruz. Beraber yoga yapıyoruz. Beraber şunu yapıyoruz. Beraber tatile gidiyoruz. Biz arkadaşız diyor. Dostluk dediğimiz zaman işin içerisine onun iyiliğini isteyebilmek, onunla beraber üzülüyorsa üzülmek, seviniyorsa sevinmek gibi bir şey ekleniyor. Yani orada daha bir gerçek sevgiye yakın bir şey var. Birbirinin iyiliğini isteyebilmek gibi bir unsur var. İşte ne var? Aşk ilişkisi ne? Aşk ilişkisi de birbirini benzemeyenlerin birbirini sevmesi. Arkadaşlık, ergenlik çağındaki temel karakteristiği ergenlik çağının birbirine benzeyenleri sevebilmeleri. Tamam mı? Sana benzeyeni sevebiliyorsun ergenlik çağında. Sana benzemeyenden rahatsız oluyorsun veya arkasından konuşuyorsun falan. Yani sana benzemeyen bir türlü tam sevemiyorsun. Tamam mı? İşte ergenlik çağı insanı aslında sana benzemeyeni sevmeye hazırlar. Ama ilk önce sana benzeyenle bir deneyim yaşayarak oraya gelirsin. Bizim memleketimizde kız çocuklarının özellikle bence ergenlik çağları çok şey geçiyor. Çok kısıtlanmış, çok engellenmiş, çok korkutulmuş bir şekilde geçiyor. Ve bu bence şurada işte diyelim ki ilişki sürdürmek, ilişki götürmek ve aradığını bulamamakla ilgili birçok acının altında aslında ergenlik çağının doğru düzgün yaşanmasına izin verilmemişlik yapıyor. Onun için buraya dönmek istedim. Yani ben de zaten hissediyorum aranızdaki çoğunuzun ergenlik çağının içinde olduğunuzu, yaşınız ne olursa olsun. Kafanızı meşgul eden sorular normal şartlarda ergenlik çağında yaşanıp geride bırakılması gereken sorular. Ama biz erkeklerimizle ve kadınlarımızla böyle bir toplumuz. Yani ergenlik çağında yaşayanız. Yine de şanslıyız. Çünkü geleneksel sistemden gelip de bunu aşmak mümkün değil. Yani işte ne bileyim işte geleneksel sistem derken işte bugün memleketi yöneten zihniyetin içinden çıktığı sistemden gelip de aslında ergenlik çağını geride bırakmak mümkün değil. Çünkü o insanlara kendileri olma izni verilmiyor, anneyi babayı memnun etmeleri bekleniyor, yok işte günahtı, öyleydi, böyleydi, bin bir tane baskıyla onlar acayip bir şekilde çocuk tutuluyorlar. Ergenlik çağı bile olmuyor. Çocuk tutuluyor. Ama bizler için, yani bizim biraz daha şanslı bir Türkiye'nin bölümünü oluşturduğumuz muhakkak. Daha öğrenmeye açık, bilmeye açık, daha kendi olabilmiş, daha mücadeleci, daha içine sinmeyene karşı direnmeye çalışan insanların tabii ki büyüme şansı ve gelişme şansı canlı. Yani biz öyle bir şey kesimini oluşturuyoruz Türkiye'de. Dolayısıyla bu kendine emek vermeyi sürdürmek lazım. Ama mesela daha çok roman okumanızı ve film seyretmenizi tavsiye ederim. Yani romantik kaliteli. Onlar bozuyor. Transfer. Ben bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki. Neden bunu tavsiye edersiniz? O anlamda sorun. Çünkü deneyimden öğrenir insan. Yani konuşuyoruz ya, bilme alanı insanın aslında iç deneyim imkanını daraltır.
çok fazla bilgili olmaya çalışmak, çok akademik olmak tehlikelidir. İnsanı yüzeyselleştirir. Yani burada bir arayışın peşinde olan insanlar için bir şeyi seyredip ağlamak, bir şeyden etkilenmek, yatarken filmdeki bir şeyin aklınıza gelmesi, bunlar iyi şeyler. Tamam, bilgi değil. Bunlar daha iyi şeyler. Bu manada söylüyorum. Bir de şöyle bir kısa döngü yok mu? İşte iki sevgiliye bir çift var bildiğin. Kız da erkek de arkadaşım. Şimdi ilişkide problem yaşıyorlar. İşte enerji değişimi var. Erkek daha kadın gibi, kadın daha erkek gibi davranıyor. Şimdi ona sorduğu zaman diyor ki işte daha kadın gibi davranırsa, biraz yumuşasa ben kendimi daha güçlü hissedeceğim, o halde al olur. Kadına sordun, bana güven vermiyor, güçlü değil ki, baksana şuna, ben nasıl bunun yanında daha naif, daha yumuşak durayım, kendimi mi ezdireceğim? Şimdi bu nerede kırılacak? Bu nerede kılacak? Bir kere demek ki bu işler akılla çözülmüyor. Bu iş matematik problemi değil. Ben de tamam. Yani, bu insanların bir hakikati var. Yani. Bu insanların bir hakikati var. Birbirlerini de boşuna bulmamışlardır. İlla birbirlerinin problemlerine meç eden bir şeyler vardır ki o insanlar bir araya gelmiştir. İstedikleri kadar şikayet ediyor olsunlar. Hani bu çok erkeksi, bu da çok kadınsı falan diye. İstedikleri o olduğu için bir araya geldiler. Ama istedikleri şeyi yaşarken o istediklerinin insanı mutlu etmediğini görmeye başladılar. Yani yüzleşiyorlar aslında. Kendi içlerindeki isteğin ayakları yere basan, kalıcı bir ilişki sürdürmeyi sağlayacak bir istek olmadığıyla yüzleşiyorlar. Ama bir türlü demiyorlar ki yahu ben öyle zannediyordum ama öyle değilmiş demiyorlar. O niye öyle yaptı, bu niye böyle yaptı diyorlar. Senin yapabileceğin şey bu yalan oyununu bozup sen aslında bunu istiyordun. Gördün ama bak o istediğin şey şimdi önünde. Memnun musun? Değil. O zaman dön kendine bak. Bunu niye istedin? Hala istiyor musun? Falan. Yani o zaman öyle gelişir insan. Ya mesela kadın şey diyor hani ayrılırsa baba yalnız kalır. Onu da kılacak yerimiz var. İşte içine çıkarlar girince zaten aşk biter. Değil mi? Güzel bir laftır. Çıkarlar girince aşk biter. Orada artık çıkarlar konuşmaya başlamış. Bugün de bahsettiğimiz, çare bulmak diye ben farklı bir şey teşvik ediyorum. Yani sıkıntı yaşadığım zaman eğer kötü şey değilse, etrafımda ona benzer sıkıntı yaşamış ve o sıkıntıdan çıkmış, benim de aklımda güvendiğim yoksa beni hep yapar aslında. Hangi kitaplar zaten? Ya mesela şimdi Az Seçilen Yol diye bir kitap okudum. O beni işte Demon's Love Too Much diye başka bir kitap okudum. Veya işte Var Olan Annenin Yokluğu vesaire gibi. Hani bu tarz benliği neden yapıyorum o anlamama vesile olan. Yani Az Seçilen Yolu ben çok insana tavsiye etmişimdir. Burada da tekrar tavsiye ederim. Az Seçilen Yolu. Sen hakikaten çok isabetli bir buluş yapmışsın. O kitabı iyi bulmuşsun. Gerçekten o kitap yanında seveceğin bir baba konuşuyormuş gibi bir etki oluşturduğu için sen orada kitap değil. İçindeki babayı çağırıyorsun kitabı okurken. Evet. O hocam ben kitabı okuduktan sonra babama verdim. Yani şöyle oluyor, işte bir derdi olan insan, benim şeyim, benim yakınımda derdi olanlar derdini anlatabilecek birilerini ararken ben mesela böyle bir şey arıyorum. Ve size mesela Berivan'la da paylaştım. Hani okuma listesi bir önerdiğiniz bu tarz bir kitap mesela, yani çok beğendiğiniz şeyleri benim kastettiğim yani işte şöyle nasıl başarılı olunur, nasıl mutlu olunur, düşünce gücü, bilmem ne zattır zıttır, tamam mı? Yani derinleşmeden yüzeyden çözülür. Yok onlar şey, evet olmayan çözümleri varmış gibi gösteren. İnsanlar yani işte değil mi, insanın elinden gelen şey vardır, gelmeyen şey vardır. Sanki insan isterse her şeyi yapabilirmiş falan gibi. Yani insan isterse Allah olurmuş gibi. Abuk sabuk şeyler bunlar. Yani şey insanın büyümesi, gelişmesi, mütevazileşmekten yanayken bunlar tam tersine. Şişir.
Pohpoh ya. Bir film ve şey listesi, böyle bir film, kitap falan onu tavsiye edebilir misiniz? Onu şu anda aklımda yok ama böyle bir şey yapalım. Tamam, öyle bir liste bir araya yapıp ben öyle hemen sonrasında olmasa bile Erdoğan Bey öyle verdikçe yazarım. Yok, ondan bir bakarım, sonra da toparlanır bir şey. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Yani hangi grubun içine girsem, hani kaç yaşından beri ya da kendi içimde de böyle. Hep konuşulan şey kadın erkek ilişkisi. Yani kadınlar sürekli olarak erkeklerden konuşuyor. Erkekleri bilmiyorum. İlişkisi var ya da yok. Erkekler maç konuşuyor, daha beter. Hani evli ya da bekar hayatında birisi var ya da yok. Sürekli olarak işte o dediğiniz belki tamamlanma isteğinden mi geliyor bilmiyorum. Yani sadece hani insan olmanın yani hakikati, hani bir kadın olarak daha çok soruyorum bunu aslında. Sadece bir ilişkiden mi geçiyor bu? Değildir mutlaka da. Hani o hani bağımlı olma ya da bağ kurma isteği, ikisi farklı şeyler biliyorum. Yani sadece bu mu yani? 10 yaşında da böyle, 50 yaşında da böyle, 80 yaşında da böyle. Yani sürekli bu mu olacak ve biz daha ileriye gidemiyor muyuz? Hani bunu sormak istiyorum. Bu kötü bir şey diye söylemiyorum ya da ileri, hani ileri gitmekten bahsettim ama evet olsun, evet insanı çok büyüten şeyler ama yalnızsın hayatında da bu bir soru işareti olarak devam ediyor. Hala birisi olsun isteğiyle. Hayatında birisi varsa da öyle. Yani hep bir sorun çıkartan bir şey mi bu ya da hep olmak zorunda mı? Hani insan kendi içinde bir bütünlüğü bulabiliyor. Hani o belki içsel deneyim yaşayarak dediğimiz şey, hani huzuru bulabiliyorsa bir şekilde, hani beklenti içine girmeden hayatını hani yaşaması mümkün değil mi? Yani bu hep karşımıza çıkacak bir şey mi? Bilmiyorum. Çok karışık mı sordum, çok soru mu sordum bilmiyorum. Çok da yerinde bir soru. Ama şu var, şimdi ya bir kere temin söylediğim şey bence çok önemli. Biz İnsan olmayı bir ilişki içinde öğrendiğimiz için o ilişki içindeki duygusal alışveriş bizim hep tekrar etmek istediğimiz, hep yaşamak istediğimiz bir şey oldu. Ve bunu da bu kapsamla yaşanabileceği tek yer aşk ilişkisi. Neden? Sen bebekken annenle, onun kucağında, onun bedeni falan, beden bedene bir ilişki. Çok fazla. Ve beden bedene başka bir ilişki yok aşk ilişkisinden başka. Bedenlerin bu kadar birbirine yakın olduğu ve bedenin enerjisinin ve çekiminin de ilişkiye katıldığı ikinci örnek aşk ilişkisi. Anne bebek ilişkisinden sonra. Dolayısıyla bir kere burada demek ki oluşan yapımızın ve tabiatımızın oluşmuş olanı yeniden üretmek, yeniden denemek, eksiği gediği varsa yeniden tamamlamak gibi böyle bir fizik kanunu gibi çalışan bir gücü var bir kere. Mesela bunu 3 yaşına gelmiş çocuklar arkadaş istemeye başlarlar. İşte bahçede ve parkta veya kreşte arkadaş edinmekten hoşnut olmaya başlarlar. Çok ağır problemli değillerse, her istediklerini yaptırmaya çalışmak niyetinde değillerse, annelerinden ve babalarından aldıkları donanımı başka çocuklarla denemeye ihtiyaç duyuyor. Tam kardeşleriyle öğrendiklerini başkalarıyla denemeye ihtiyaç duyuyorlar. Aslında ergenlik çağına gelmiş olan bir çocuk da annesiyle babasıyla öğrendiğini kendi arkadaş dünyasının içinde tekrar denemek istiyor. Yani böyle bir işte Freud'un repetisyon kompülsiyon dediği oluşmuş olan yapının sürekli kendini tekrar etme veya tekrar ederken zayıf noktalarını, eksikliklerini tamamlamak isteme gibi bir aynı bir fizik kanunu kadar etkin bir şey var bir kere. Dolayısıyla şimdi burada senin söylediğin şey biraz fazla normatif oluyor. Yani insan işte acı çekiyor ilişkilerde veya birini çok istiyor, birini çok özlüyor ama bu istemekle ve özlemekle olacak bir şey değil. Bazen insanı çaresiz hissettiren, bazen depresif hissettiren, ne bileyim bazen kendini bir şeyleri becerememiş, eksik kalmış falan hissettiren bir sürü ağır duygu oluşturuyor.
Senin söylediğin şey, yani ben bu ağır duyguları yaşamak istemiyorum veya buradaki arkadaşlar da yaşıyor. Yani biz bu ağır duygulardan kurtulamayacak mıyız gibi bir şey söyleyeceğim. Yok, değil aslında. Yani iki insan birbirini büyütecek bir şekilde de bir ilişki içerisinde hani olabilir. Bu dediğimiz hani aşk ilişkisiyse. Ama sadece işte kendini büyütebilmek, evet, karşına birisi geldiği zaman daha çok mümkün oluyor. Çünkü kendini görmeye başlıyorsun. Hani tek başına da o büyümek, işte o tekamül dediğimiz şey mümkün değil mi? Çünkü hani yalnız olan insan sanki ya eksikmiş, ya işte mutsuzdur. Hadi yok mu kimse? Hani gibi, yani insanların beklentileri böyle ya. Hani öyleymiş gibi algılanıyor. Yani insan tek başına, yani iki eksik bir araya gelirse gene eksik değil midir? Hani iki tam öyle, bir araya gelirse tam ancak olabilir. Ama şöyle, mesele şu bak. Şimdi bir insanın özellikleri nasıl oluşuyor? Mesela işte dedik ki, sen de söylüyorsun. Bir içsel deneyim bu eksiği kapatmaz mı? Kapatır. Kapatır ama içsel deneyim yaşayacak bir insan olmak ne demek diye baktığın zaman, yani bir insanın bir içsel deneyimi, bir işte diyelim 5 tarihi oluşturabilecek ve bunu yaşayabilecek bir insan olması ne demek dediğin zaman sana şunu söyleyebilirim. Kalıcı bir ilişki götürebilecek vasıflardaki insanla iç deneyim yaşayabilecek insan hemen hemen aynıdır. Aynı şeydir. Yani bir şeyi, bir ilişkiyi aslında insanoğlunun aşmak zorunda olduğu, kendini geliştirerek aşmak zorunda olduğu bir sorunsal olarak algılarsa, ancak o sorunsal üzerinden, o eksen üzerinden insanın kendini sevme kapasitesini, kendini koruma kapasitesini, kendine değer vermeyi, karşındaki insana değer vermeyi, o ilişki içinde öğrenebileceğini söylemiş oluyoruz. Nasıl ki bir sürü şeyi annemizin veya aile içinde ilişkilerden öğrendiysek. Yani bana sorarsan birazcık bence burada esas altı çizilecek olan nokta şu. İnsanlar bir eksiği ve bir boşluğu karşındaki insanın gelip tamamlamasını bekliyorlar. Yani buradaki sorun da o. Buradaki bu demin konuştuğum. Böyle bir şey yok. Sen neysen önüne sana benzeyen, senin düzeyinde bir şey gelecek. İşte daha geçen gün söylediğim gibi. Bunun tersi olursa zaten bu sefer ilişkiyi başka şeyler bozacak. Haset çıkacak, kıskançlık çıkacak. Başka daha ağır problemler çıkacak aslında. Dolayısıyla biz farkında değiliz ama sonuçta kendi oluşturduğumuz neyse, kendi yapımızın ürettiği neyse onu ancak sağlıklı olarak yaşayabiliriz. Daha fazlası zannettiğimiz gibi bizi mutlu etmez. Daha fazlası bizi başka sorunlara, şimdi farkında olmadığımız başka sorunların içine sokar. Dolayısıyla burada bence konu insan ihtiyaçlarını karşılanmasın, kendinden beklemeli diyorsan çok doğru söylüyorsun. Ama o kendinden bekleme dediğimiz şeyin gerçekleştirilmesi evde oturarak olmuyor. Efendim kitap okuyarak olmuyor. Efendim meditasyon yaparak olmuyor. Yaşayarak oluyor. Deneyim içinde oluyor. Peki deneyim içinde deyince mecburen o deneyimi yaşayacak bir insan gerekiyor. Konu bu yani. O kadar. Yoksa dediğin %100 katılıyorum dediğin. Peki hocam, yani hayatın içinde üreterek de böyle bir deneyim yaşayamaz mı kişi? Yani başka bir insanla değil de hayatın içine artı değer katan bir şeyler yapma çabasıyla hani yine de bir sevgi ilişkisi kurabiliyor çevresiyle. Tabii ki. Bu da insanı büyütmez mi? Bir büyütür. Büyütür. Yani insanın hayvanı olması, çiçeklere düşkün olması, evine düşkün olması, arkadaşlarına düşkün olması, işte insanlar bir için faydalı bir şeyler evet, yapması. Evet, işte diyelim öğretmen olması, diyelim işte ne bileyim ihtiyacı olan insanlara yardımcı olabilecek faaliyetler için. Tabii ki bunların hepsinin bir değeri var. Ama hani konu iç deneyime geliyorsa o düzeyde aslında ruhen katılarak yaptığın her şey muhakkak bir iç deneyim içeriği taşır ruhunla. Yani şunu yapayım da beni sevsinler. İşte şunları yaparsam, bunları yaparsam işte şöyle görünürüm, böyle algılanırım gibi değil.
içinden geldiği için ve severek yaptığın her şeyin muhakkak senin gelişmene bir katkısı olur. Ve zaten ergenlik çağı dediğimiz şey biraz da budur. Yani insanın dış dünyaya yönelmesi, ilk önce kendini başka ilişkilerde hazırlaması, bu hayvan da olabilir. Bir miktarda budur zaten. Ama yine de her şeye rağmen insanın bütün katlarını... Biraz, evet öyle görüyorum. Evet. Söylediği ne oluyor? Yani ben çok ağzım yandı. Ben birazcık bu işi böyle götüremem. Götürürsün ama bir yerden sonra eğer yaptığın şeyler seni geliştirirse yeniden aramaya başlarsın. Yeniden denersin. Uslanmazsın. Bir de güzel sorular da var buna dair. Evet. Şey. Demin söylediğiniz bir şey iki taraftan sonra oluyor aslında. Bu erkeğin kadın bedenine olan dürtüsel çekim. Bir erkek bununla nasıl baş ediyor, gelişmiş bir erkek? Hala devam ediyor mu, yoksa bu hani oluyor, bitiyor mu, yoksa devamlılık gösteren bir şey bir erkek de aslında. İkincisi de bir kadın bunu görürse bunu nasıl baş ediyor? Yani bir kere ergenlik çağının başlangıcındaki çekim, dış dünyadaki kadın bedeninin, kadınların değil, kadın bedeninin erkek çocukta uyandırdığı çekim, bol bol mastürbasyon yapmasına neden. Çok yerinde ve zamanında. Tamam yani baş etmek için ve işte kendi dürtülerini kendi aile içerisinden bir kurtarabilmek için bulduğu tek yol 13-14 yaşındaki bir erkek çocuğunun aslında çok fazla mastürbasyon yapıp dürtülerinin annesinin ve kız kardeşine gitmesini engellemeye çalışmaktır. İlk yapabildiği şey. Ve de zaten o dönemde çocuk çekingendir. Yani bir şekilde kendi içindeki o potansiyelin ortaya dökülmesinden, kendi küçük düşürmesinden, kriminalize etmesinden korkar. Artı çok fazla kendi cinsine de gider. O yaşlardaki erkek çocuğun dürtüsü kendi cinsine de çok gider ve bu sefer kendini eşcinsel olmaktan çok korkmaya başlar. Yani acayip zor bir dönemdir. Erkek çocuğun 12-15 yaş arasında yaşadığı dönem bir sürü korkuyla, bir sürü endişeyle, kendiyle ilgili bir sürü hoşnutsuzlukla, kaygıyla giden bir süreçtir. Sonra çocuğun kapasitesi artıp yavaş yavaş kendi dürtü üzerinde bir hakimiyet geliştirdiğinde, özellikle de yatırımını annesinden, kız kardeşinden, babasından falan çekebilip dış dünyada kendine bir dünya oluşturmaya başladığında bu sefer dürtüleri hakikaten aileden çekilmeye başlar. Ama yani çocuğun bunu başarabilmesi için muhakkak kendine yeni bir dünya kurmuş olması lazım. Şimdi bizde bu çok engellenen bir şey. Dolayısıyla engellendiği zaman bunun aslında çocuğun dünyasındaki maliyeti dürtülerin aile içinden çekilememesi. Bunlar erkek çocukta böyle. Yani erkek çocuğun kendine göre hani kızlar onu bilmezler. Çok zordur erkek çocuğun hayatı. Neyse, bütün buraları geçtikten sonra sevme kapasitesi oluşuyorsa ki bu noktada çocukluğunda aldığı kapasite artık arkadaşlarını sevmeye, arkadaşları tarafından sevilmeye, kendini onlara kabul ettirebilmeye falan dönmeye başlıyorsa zaten erkek çocuk bir noktadan sonra ancak karşı cinse, daha önceki karşı cinse yönelim, onu idealize etmek şeklindedir. Yani uzaktan aşk şeklindedir. Erkek çocuk diğer erkeklerle olan ilişkisindeki gelişkinlik noktası bir yere geldiğinde bu sefer işte sınıfındaki ya da çevresindeki bir kıza sevmeye, ona aşık olmaya başlar. Ama tabii ki o aşk
burada konuştuğumuz bir sürü handikapı taşıyor. Yani çocuğun kafasındaki kızla gerçek kız aynı değildir. Gözünde çok büyütür, idealize eder, bilmem ne olur, sonra hayal kırıklığı yaşar. Kızlar da erkeklerle ilgili tabii benzer hayal kırıklıkları yaşamak zorunda kalırlar. Ama yani böyle bir aşamalardan geçtikten sonra işte o idealizasyon çağı var ya, kızlara aşkla sevmek. Yavaş yavaş bedenle sevmekten aşık olma kapasitesi çok önemli bir şey. Demek ki bir insanın sorduğun sorunun cevaplarından bir tanesi, bir insanın ileride adam olup olmayacağı, bir erkeğin zamanında aşık olup olmamasıyla ilgili bir şey. Bir kere aşık olabildiyse bu sefer kadınlara karşı erkeklerin, bu aşık olma kapasitesi oluşturabilmiş erkeklerin, onlara şefkat duymak, onları korumak, onlara sahip çıkmak gibi içerikler taşır. Bir erkek çocuğun karşı cinse yöneliminde daha 5-6-7 yaşlarındayken böyle kurtarma fantezileri vardır erkek çocukların. İşte zayıfları kurtarmak, işte şövalye gibi davranmak, zalimleri yok etmek falan gibi böyle kendi dünyasında böyle kahramanlık fantezileri. Tabii ki bu fanteziler var zamanında olduysa, değil mi? Yani işte belki de işte bilgisayarların bu fantezileri boğmaması gerekiyor. İşte sonra bu fanteziler bir kadını şefkatle sevmeye, ona sahip çıkmaya, onun sorunlarını çözmeye yardımcı olmaya. Yani birazcık burada temin arkadaşlar, bir erkek gelecek de sizi bütün dertlerinizden kurtaracak, bu fantezilerden kurtulun dedik ya. Aslında erkek çocuğunda tam buna karşılık gelen fantezileri vardır. O da kadınları kurtarmak isteyen falan fantezileri vardır. İşte bu aşamalardan itibaren normal bir erkek, normal gelişen bir erkek, kadınları cinsel nesne olarak görmekten kurtulmaya başlar. Ve de onlarla ilgili bir sorumluluk alabilecekse, onlara hayatlarında, onların hayatında kendine bir yer açabilecekse, bunun çabasını, emeğini, duygusunu verebilecekse kadınlarla birlikte olma isteğine dönmeye başlar. O bedene duyulan ilgi, tamam mı? Ancak bir kadınla sevişmeyi, onun sorumluluğunu alabildiğinde kendine buna izin vermek gibi bir noktaya doğru gider. Yani birazcık üst düzey bir şey bu, ama bu oluyorsa hiçbir sıkıntı kalmaz. Cinsellikle sorumluluk birbiriyle bağlantılı hale getiriyor. Yani sırf güzel diye biriyle birlikte olmaz. Ben bu insanın sorumluluğunu alabilir miyim? Bana uygun mu? Ben bunu sevebilecek miyim? Bununla anlaşabilecek miyim diye bakmaya başlar. Yani birazcık kızların baktığı gibi bakmaya başlar. Çünkü kızlar da sırf yakışıklı diye biriyle birlikte olmayı belli bir yaştan sonra biter yani. Onlar da onun özelliklerine bakmaya başlar. Ama tabii bizim kültür hani bütün bunları kolaylaştırmıyor. Naz'ın sorusu vardı. Erkeklerin dinlemesiyle ilgili. Ben de şey diye düşünüyorum. Bazen de sorunları dinledikleri zaman sorumluluk almak gerekeceği için, o sorumluluk için bir şey yapmak, çözüm bulmak gerekeceği için dinlemekten kaçıyorlar diye düşünüyorum. Doğrudur. Tabii. Taşıyamayacağı için, yani arkasında oluşacak çaresizliği, sıkıntıyı veya tehlikeyi dinlemek, duymak istemediği için de dinlemeye reddediyor olabilir. Ama temin benim kastettiğim şey genel olarak şöyle bir şey. Kadınlar bir adamı seviyorlarsa hani birazcık da belki ona ait olma ihtiyacıyla her şeyde onun onayını almak isterler. Yani bugün böyle oldu, şöyle oldu, işte şunu şöyle yaptı bana, ben de şunu söyledim, işte kadın bilmem ne etti, ben de buna bilmem ne falan. Yani bu aslında adam tamam mı? Bu beraber oldukları insanın değer sistemiyle, doğrularıyla çatışmalı olmak istememekten kaynaklanan, bir şeyleri yanlış yapıyorsa düzeltsin diye yapılan bir şey, tamam mı? Ama erkek milleti hof pof deyip sıkılmaya başlayabilir. Çünkü onun aklı maçtadır, bilmem nedir falan. Yani bence daha çok sebep bu. Ben onu kastetmiştim.
Ama bu çok şey aslında. Yani o kadar bir erkek bunu anlıyorsa kızılacak bir şey yok ki. Kadıncağız senin eşin olarak seni temsil edip edemediğini öğrenmek istiyor. Yani ben senin eşin olarak sana uygun davranmış mıyım, davranmamış mıyım? Bunu check ediyor. Biraz önce şey dediniz. İnsan kendi oluşturduğumuz neyse onu çeker, onu yaşarız. Evet. Daha fazlası. Yakar. Daha fazlası. Şimdi şey düşünüyorum ben. Genelde böyle hayatımızda hep aynı tarz insanları çekiyoruz. Sevgili olarak da, kız arkadaş olarak da. Eğer aynı tarz sorunlu insanları çekiyorsak bunun daha fazlasını istemek daha da büyük sorun yaratacak. Hayır. Yani şimdi sen diyelim ki reel olarak insanlarla bir çıkmaz yaşıyorsun. Seçtiğin insanlar senin problemlerini taşıyor. Evet. Senin problemlerini taşıdıkları için senin problemine çözüm yolu gösteremiyorlar. Veya seni bir yukarı basamağa çekemiyorlar. Hatta aşağı çekiyorlar. Hatta belki aşağı çekiyorlar. Hı. Sen onlarla mücadelen içerisinde bir yere varamıyorsan yavaş yavaş bir fantezi kurmaya başlarsın. Bir gün daha gelişkin bir insan çıkacak önüne ve bütün bu açmazları bitirmene sebep olacak diye. Ben de diyorum ki o fantezi tehlikeli bir fantezi. Çünkü o fantezi çok gerçekleşebilir bir şey değil. Gerçekleşirse de düşündüğün gibi değil, çok yakıcı sonuçlar oluşturabilir diyorum. Fantezi. Tamam, dolayısıyla bir an önce şeyin görmekte fayda var diyorum. Yani ben bu insanları çektiğime göre bende de benzer özellikler var. Ben bundan nasıl kurtulabilirim? Nedir bunlar? Bu ortak tarafımız ne? Niye ben bunları seçiyorum? Yani buna biraz yönelmekte fayda var. Çünkü insan ancak kendini değiştirebilir. Yani o da nasıl? Kendini anlayarak ve kabul ederek. Başkalarını değiştiremezsin. Kendin 7/24 kendin mesin. O da yine ergenlikten çıkarak. İşte yine de ergenlik, işte ergenlik dediğim çok yakıcı olmayan ilişkilerin yerine taşıyabileceğin ilişkilerde deneyim sahibi olmak. Tamam mı? Doğru insanlar seçmek, kendi özelliklerini görmek, bir insanda bir hata görüyorsun, dön bak, bende de böyle bir hata var mı diye. Bunu ben de yapıyor muyum diye. Yani insan isterse bütün dünyayı kendine ayna yapabilir. Yani işte çok fazla fantezi peşinde koşulursa, işte birisi gelecek de bizi kurtaracak diye, o sıra bunlara gelmez. Yani dünyayı ayna olarak kullanamaz. Biraz önce bahsettiğiniz şey vardı. Kadının evde iktidarı, yani babalık görevi açısından söylüyorum. Eğer baba babalığını bilmiyorsa anne hem anne olur hem baba olur. Şimdi o durumda bir süre sonra kadın dırdırcı vaziyete girmeye başlıyor. Çünkü babanın görevini o yapıyorsa dırdırcı oluyor. Bu sefer şey çıkıyor, anne açısından konuşuyorum. Bir evlat yetiştirme görevimiz var. Bir taraftan da eşlik ilişkisinin dengesi var. İkisi birbirine karıştığı zaman bu sefer ya kocadan vazgeçmek zorunda kalacaksınız, çocuğunuzdan vazgeçemeyeceğinize göre, ya da ikisini birlikte götürün derken ikisi de eksik, kırık çıkık oluyor. Yani benim en çok etrafımda, hem kendim hem etrafımda karşılaştığım zorluk bu. Kocaman bir soru, biliyorum. Evet. 2-2-4 olmasa gerek ama. Yani bence çok burada en sıkıştığım nokta bu. Önce şuna dikkat etmek lazım. Şimdi karşınızdaki insanın bir gerçeği var. Eşinizin bir gerçeği var. Onun elinden gelecek olanlar var, elinden gelmeyecek olanlar var. Biz maalesef şöyle bir şey yaparız. Adama olan bağlılığımızı sürdürebilmek için adamı yapabileceklerinden daha fazlasını yapabileceğine kendimize inandırırız. Güzelce ona olan bağlılığımızı sürdürebilmek için onu biraz overvalue ederiz. Olduğundan daha kabiliyetli gibi algılarız. Sonra da buna inanırız ve niye yapmıyor diye kızmaya başlarız. Tamam, şimdi buradan kurtulmak lazım bence. Adam elinden gelen bu. Bu elinden gelenle yapabildiği de bu.
Şimdi sen daha fazla konuşarak, daha fazla bağırarak, daha fazla çağırarak onun elinden gelenin üzerine bir şey ekleyemezsin. Zaten çoğu zaman annelikle babalıkla ilgili şeyler insanın içinden gelenle yapılır. Birinin onu suçlamasıyla veyahut da birinin onu yargılamasıyla veya birinin onu korkutmasıyla daha fazlasını yapamaz. Sadece ilişki bozulur. Bence burada yani olgunluk denen şey, ben bu adamı işte hayatımda beraber üzüldüğümüz, beraber sevindiğimiz bir geçmiş. Bu geçmiş benim için kıymetli. Ben bu yaştan sonra gidip başka bir insanla bir geçmiş, bir gelecek oluşturmak gibi bir projem yok ama bu adam da bu. Mecburen bu adamın bu yapısıyla ben hem bu çocuğa anne hem baba olmak zorunda kalıyorum. Bunu kabul etmeye çalış. Yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ama burada bir de bu yükü taşırken bir de her gün kavga edip her gün dırdır vır vır iyice tadını tuzunu kaçırmanın manası yok diye bakabiliyorsa şu anda yapabileceğim bu bence. Ama bu da önemli bir kazançtır. Ama yani karşımızdaki insanın da bir hakikati var. Yani böyle bir durum, böyle bir yüzleşme insana şunu getirir. Beğenmiyorsam ayrılayım. Ayrılmak istemiyorsam olduğu haliyle kabul edeyim. Başka yolu yok. Bir adım daha ileri gideyim. Ayrılmanın çözüm olmadığı bir durumdan bahsediyorum. Çünkü aslında bahsettiğiniz gibi kapasitesi olmayan bir sevgiyi çocuğuna akıtmasını nasıl sağlayacağım? Bu da imkansız bir şey gibi. Daha detaya gireyim, hani somut bir şeyden bahsedeyim. Benim çocuk çalışmıyor. Çalışma yaşına geldi, çalışmıyor. Benim tahminim paraziye bir şey. Diyelim başarma korkusu var, işte şu fobisi var, işte sosyal fobisi var, bir sürü karmaşık, hatta daha ağır şey. Baba diyor ki, yok tembel miskin. Çünkü onun anlama kapasitesi o kadar. Şimdi burada ben nereye kadar çözeyim? Sonuçta iki taraftan da bir şey var. Bir de çocuk hani dün falan da konuştuğum gibi daha fazla depresyona sokuyor. Bak şimdi şu anda burada hani eşten ayrılmak çözüm de değil. Çünkü eşten o tarafa akacak negativiteyi durdurmak, yani sonuçta babalığı babalığa davet etmek istiyorum. Yani böyle bir şey. Ya işte babalık başa döndük, imkansıza döndük. Ya evet, birazcık öyle. Çünkü babalık o alabildiği kadar babalığa sahip. Kendi babasından aldığı kadarına sahip. Daha fazlası sen istiyorsun diye olmaz. Ama burada şu temin anlattığın şey, durum tam anlamıyla aileden kopamamış bir ergenlik çağı, erkek çocuk ergenlik çağının önemli ölçüde çocuğun ergenlik çağına giremediği bir durumu anlatıyor. Yani ergenlik çağına diyorum ben işte önemlidir şudur budur ama ergenlik çağına girebilmek çok çok önemli. Şimdi buradaki arkadaşların hepsinin ergenlik çağına girebilmiş olduğunu ama sonunu getiremediklerini söylüyor. Bu anlattığınız durum oraya girememiş. Şimdi böyle bir durumda annenin çocuğu acaba bütün yatırımı bana mı? Çünkü bu çocuğun bütün dünyadaki en önemli yatırımı size. O yatırımı sizden çekmedikçe bu çocuk dünyaya dahil olamaz. Yani diyorum ya, ergenlik çağı yatırımın anneden, babadan, kardeşlerden çekilip dışarıya kaymasıyla başlıyor. Ama çocuğa bunu yaptıran en önemli şey kendi dürtülerinden duyduğu korku. Şimdi bu çocuk sizin onda oluşturduğunuz çekimi yenememiş. Dolayısıyla sizin bu çekimi azaltacak şekilde davranabiliyor olmanız lazım. Bir kere çocukla fazla yakın olmayın. Erkek çocuk için cehenneme döner şey. Annenin fiziksel yakınlığı. Kaç yaşında bu çocuk? 15. Yani bu şey hasta yapar çocuğu, hastalandırır. Dolayısıyla ortada aslında büyük bir sorun var. Bir yardım almadan bunu çözemezsiniz. Yardım alıp doğru bir insandan yardım alıp onunla iyi bir işbirliği yapmaya çalışın. Yani babadan beklediğinizi bu yardım alacağınız insana aktarmaya çalışın. Yoksa çocuk zor durumda. Erkek bir bireyden mi yardım almalı? Erkek birisi olsa daha iyi olur. Erkek birisinden alsın. Yani daha iyi olur, erkek birisinden alsın. Kitabın bir tanesi babadan duyduğu bu tip yardımların küçük düşürücü olduğu. Erkekliğe karşı oldu. Bu da çok rastlanan bir şey. Kızlar öyle psikologlarla birine ulaşır yani.
böyle de bir yapı var. Evet, yani iyice karmaşıklaşıyor. İyice karmaşıklaşıyor. İşte karmaşıklaştıkça da çocuk yaşı ilerledikçe ortaya akıl hastalığı tablosu çıkar diye endişeler artıyor karmaşıklık arttığı zaman. Ama gerçekten artık babadan vazgeçtik de. Yani burada yani ailenin reisi kimse ki anlaşılan ailenin reisi kimsiniz? Sizsiniz. Ailenin reisi mecburen siz olmuşsunuz. Aile reisi yumruğunu vuracak masaya, bu böyle olacak diyecek. Olacak başka çaresinden öbür çocuk harcanacak. Baba ne diyorsa diyecek. Babaya diyeceksin beğenmiyorsan git. Biz bunu yapıyoruz. Hani sen ayrılma. Ama mecbur kalabilirsin buna. Bir tercih yapmak zorunda kalabilirsin. Bu şey diyorum, hani çocuk bunu duyduğu için bugüne kadar yardım almaya açık değil. Tamam, çocuk yardım almaya açık değil değil. Çocuk yeni insan tanımak istemiyor. Korkuyor. Beğenilmemekten korkuyor, küçük görülmekten korkuyor, dürtüleri ona kayacak diye korkuyor, erkek olsa başka türlü korkuyor, kadın olsa. Yani çocuk fena bir şekilde şeyin içine düşmüş, tuzağın içine düşmüş, zavallıcığım canı çıkıyor. Tamam, o korkacak, o gitmek istemeyecek, bu gayet doğal. Yani baba git dese de gitmek istemeyecek, o yine başka bir kulp takacak, yapacak. Yani dolayısıyla burada, artık burada çocuğun gidip gitmek isteyip istememesinden çok, ailenin böyle bir şeyi gerekli bulup bulmadığı önemli olan. Yani burada artık bir, yani 4 yaşındaki çocuğa tedaviciye gitmesi için oğlum izin verir misin seni tedaviciye götürelim mi demezsin. Veya bir otistik çocuğu tedaviciye götürürken kimse çocuktan izin almıyor. Çocuğun iyiliği için ne yapılması gerekiyorsa büyükler yapıyor. Burada da bence senin üstünde böyle bir sorumluluk var. Evet, gerçekten böyle bir şey var. Erkekler bir kere şöyle bir şey var yalnız. Hani burada psikolog hanım arkadaşlar da var ama genel olarak kadın psikologlar erkeklere yardımcı olamıyor. Bir kere böyle bir durum var. Erkek dünyasını anlamak son derece zor. Aynı şeyi anneler için de söylüyorum. Yani ortada anne ile çocuk arasındaki ilişkiyi dengeleyecek bir baba yoksa çoğu kadınlar acayip zarar veriyorlar erkek çocuklarına. Dolayısıyla aynı şeyler maalesef psikologlarda da böyle bir handikap var. Erkek psikologlar kadınlara yardımcı olabiliyor. Erkek psikologlar hem kadınlara hem erkeklere yardımcı oluyor. Evet. Ne yazık ki. Nasıl oluyor? Ama işte demin söyledik ya, normalde bir erkeğin kadınlara karşı içinde bir şefkat duyma eğilimi vardır. Onlara yardımcı olma, onları kurtarma falan eğilimi vardır doğal olarak. Yani doğal olarak tabii ki şeyin ne bileyim dürtüsel bir insan değilse tedavici olan erkek, kadınlarla ilişki kurması, kadınlarla bir bağ oluşturması, kadınlara yardımcı olması çok olasıdır. Çok kolaydır. Kadınların birbirleriyle olan ilişkisi daha handikaplı. Psikologlar kadınlarla iyi ilişkiler kurabiliyorlar benim gördüğüm. Ama bütün kadınlarla değil. Yani erkekler genel olarak bu konuda daha bence şanslılar. Yani hem erkekle hem kadınla. Bir kere erkeklerin muhakkak erkek tedaviciye gitmesi lazım bence. Yani burada bizim işte mesela Meltem bizim orada çalışıyor ama birçok vakayı konuşma şansımız var. Yani anlatıyor bana, ben aman dikkat et şunları diyorum bilmem ne falan filan. Öyle bir yardım, öyle bir destek olmasa bence zarar verir. Kabul ediyor musun Meltem? Dolayısıyla böyle bir şey var yani birazcık haksız olmayabilirler. Ama bir de şöyle bir şey var, erkek tabiatı aslında bir insana bağlanmayı, onun çocuğu olmaya uygun bir tabiatı değil erkek çocuğu. Hakikaten erkekler bu konuda daha çaresiz bir durumdalar. Bir sürü problemleri var ama yardım almak çok mecbur kalmadıkça çok içlerine sinen bir şey olmuyor. Bu hemen hemen bütün erkek popülasyonu için böyle. Sadece Ahmet Mehmet meselesi değil yani. Hatır günümüz için gittiğinde de saygısı olmaz öyle. Laf olsun diye. Zaten hatır günün için gidiyorsa oradan bir şey çıkmaz. Öyle şeyler yapay hiçbir şey.
oldu. Soruları şey yapalım mı? Birkaç cin tamam. Kadın erkek ilgili burada da hani yazmışlar, sormuyorlar biraz. Oku bakalım. Kurduğumuz ilişkinin gerçek sevgi ilişkisi olduğunu nasıl anlarız? Nasıl anlayacağız? Gerçek bir sevgi ilişkisinde bir kere çok büyük bir dürtüsel çekim vardır. Ve dürtüsel çekim böyle kolay kolay şey olmaz, bitmez. Yani arada sevgi varsa bence dünyadaki en güçlü afrodizyak sevgidir. Karşılıklı olarak bir sevgi ortamı oluşturulabiliyorsa dürtüsel çekim kuvvetlidir. Bir kere böyle bir şey var. İkincisi sevgi aslında bir enerjidir. Yani karşınızdaki insanla ilgili bir sorumluluk almanıza sebep olan, içinizden gelerek yaptığınız, ne bileyim işte diyelim ki mesela kadının enerjisinin, kadının sevgisinin hayata girme yolları vardır. İşte diyelim ki yemek, diyelim ki ortamın yaşanılabilecek bir ortam olarak tutulması, işte diyelim ki ne bileyim karşınızdaki insanın hayatının kalitesini arttıracak bir şeyleri, bir çakmağı, bir bilmem ne ihtiyacı olan bir şeyi görüp, algılayıp tamamlamaya çalışmak falan gibi çok da çocuksulaştırıcı bir şekilde olmayan kadının kendi içindeki sevginin hayata girme yolları bulur kadın. Aynı şekilde erkekler de seviyorlarsa beraber oldukları kadını bir kere onunla ilgili bir sorumluluk alırlar. Aldıkları sorumluluk onlar için bir yük, bir vazife, bir göz boyama falan değildir. İçlerinden gelerek yaptıkları bir şeydir. Artı bir de bütün sevgi ilişkilerinde karşındaki insanın iyiliğini isteyebilmek vardır. Ve o iyiliğini isteyebildiğini görürsünüz. Ve gerçekten ilişki, sevgi ilişkisi ise çok fazla rekabet, itiş, kakış yoktur. Daha çok birbirini tamamlama eğilimi vardır. Becerilemediği zaman ama bu sevgi ilişkisini tabii kalıcı bir şekilde uzun süreli sürdürebilmek önemli olan. Çünkü başlangıçta insanların birikmiş dürtüsel ihtiyaçları yapay bir şekilde ilişkinin ilk zamanlarını balayı denen dönemin iyi geçmesini sağlar. Tamam mı? Sonra dürtü biner, takke düştü, kel göründü olur. Tabii dürtü o ilişkinin canlılığını oluşturan şey, ihtiyaç yaşanıp geride bırakılınca bu sefer ilişkide sıkıntı, uzaklaşma, bilmem ne başlar. Ne yazık ki işte sevme kapasitesi düşük olunca bunlar oluyor. Böylece anlarsınız bu bir sevgi miymiş yoksa daha çok dürtüsel bir birikimin hayata sokulması mıymış. O şekilde anlaşılır yani, anlaşılmaz diye bir şey yok. Sonradan anlaşılıyor. O birazcık fazla uzayın da tabii tehlike artıyor. Boşuna oradan. Cinsel dürtünün yaş ile ilişkisi nedir? Cinsel dürtünün yaş ile ilişkisi nedir? Soru. İşte cinsel insanın erkek çocuklarda işte temin anlattığım gibi işte bu ergenlik çağına girmeyle beraber işte birazcık bıyıkların, sakalların falan çıkmaya başlamasıyla beraber acayip rahatsız edici ve denetlenmesi son derece zor bir dürtü. Onların ruhsal alanına girmeye başlıyor ve onunla baş etmek bilmem ne bayağı bir zamanlarını alıyor. Ama temin anlattığım süreçte yavaş yavaş karşı cinsi sevecek hale geliyorlar. Ortalama olarak 25 yaş falan civarında belli bir gelişme kapasitesi olan bir insan artık bir kadınla bir hayat yaşayabilecek, bir kadını sevebilecek ve onunla canlı bir dürtüsel hayat sürdürecek hale geliyor erkeklerde. Kadınlarda aslında dürtülerin tamamen yaşanacak hale gelmesi 20'li yaşları bulur. 10'lu yaşlardaki bir kadının dürtüsel hayatı fazlasıyla bir haz kapasitesi içermez. Yine bir fiziksel ihtiyaç olarak hissedilebilir bir dürtü vardır ama dürtünün daha güçlü bir şekilde yaşanmaya başlaması aslında kadınlarda 35-40 falan arasında dürtüler çok artar.
güçlenir. Bir kadının dürtüsel kapasitesinin maksimumu öyle bir noktada olur. Yani 40 yaş civarında olur. Hayatında sevgi varsa insanın dürtüsel hayatı bitmez. Devam eder. Yani 50 falan fark etmez, devam eder. Böyle bir yaşla bağlantısı var. İşte diyelim erkeklerin dürtüleri azalmaya başladığında saçmalamaya başlarlar. Tekrar ergenlik canlı gözlerler. İnsanlar neden benzer karakterleri hayatına çeker? Bunu zaten soran oldu. Tencere kapat hikayesi. Aynı düzlemde insanları seçtiğimiz için. Sorumluluklarımız ve iş temposu nedeniyle çok yoruluyoruz. Cinselliği yeteri kadar yaşayamıyoruz. Aşk körelir mi? Cinsel isteği nasıl arttırırız? Neydi? Doktor şey neydi? Efendim, resim macunu. Ya bir kere bence burada şimdi haddime düşmeyerek sorumluluklarımız ve iş temposu nedeniyle çok yoruluyoruz. Cinselliği yeteri kadar yaşamıyoruz. Bahane gibi geliyor bana burada yani. Burada mesele şu yani senin bütün ruhsal yatırımın işine dönmüş. Ha. Sen işinle evlenmişsin. hayatındaki adam ikinci plana düşmüş. Tabii o dürtüleri etkiliyor. Bence bu. Bunun cevabı. Çünkü normal şartlarda yani belli bir kalitesi olan bir ilişkide dürtülerin yaşanması kadını çok fazla enerji ile yükler. Yani kadının canlılığını arttırır, enerjisini arttırır, verimliliğini arttırır. Yeter ki adamın sevme kapasitesi olsun. Ama adamın sevme kapasitesi yoksa bu olmaz. Yani yorulduğun işten adamla beraber olayım diye gelirsin gibi. Ha, gelirsin ve tazelenmiş olarak ertesi sabah işine daha iyi gider. Adam ise enerji. Adama ne olur peki? Adama o işe nasıl gidecek? Ona ne olacak? Adama bir şey olmuyor. Adam o bir içsel deneyimse adam da oradaki enerjiden yararlanıyor. Herkese iyi geliyor yani. Aşk körelir mi? Yani bu... Aşk körelir mi hikayesi? Demek ki insanlar birbirleri için çekim. Aşk dediğimiz şey aslında ya bir idealizasyon üzerine oturur. Ergenlik çağında öyledir. Veya gençlik çağlarında 30'una kadar hemen hemen herkes için öyledir. Dolayısıyla idealize ettiğiniz varlık bir süre sonra anlarsınız ki tuvalete gidiyor, çişini yapıyor, bazen gaz kaçırıyor, acıkıyor. Dolayısıyla idealizasyon çökmeye başlıyor ama aşk da biter. Ergenlik çağında değil mi? Tamam mı? Ama bir de aşk diye benim burada aşk ilişkisi diye aşk ilişkisi lafını kullanırken kastettiğim anlamda şu. İki insan arasında büyük bir çekim var. Büyük bir yatırım var birbirine ve çok canlı bir cinsellik var. Aşk ilişkisi aslında cinselliğin canlı olduğu ilişkiyi tanımlamak için söylenen bir laf. Öyle bir durumda o cinsellik eğer beraberce bir yakınlığı, bir hazzı, bir şey üretmeyi sağlayan bir cinsellikte aşk körelmez. İdealizasyon olan aşk körelir. Çünkü illa çöker. Ama bu sevgi üzerine oturan aşk körelmek zorunda değildir. Yani bana sorarsanız kalıcı bir aşk yaşamak mümkündür. Yeter ki insanlar onu yaşayabilecek düzeye gelsinler. Peki kalıcı bir cinsellik mümkündür tabii. Genelde erkeklerin o tabiri vardır ya hani sıkılırsın her gün aynı yemek yendirmek. Öyle falan. Öyle bir şey. Öyle bir şey. Çok yalın kat, yüzeysel. O bedenle ilişki kurulduğu zaman öyle olur. Yani senin çekimin bedeninden kaynaklanıyorsa taze beden daha iyidir. Tamam mı? Yani yeni bir yemek daha iyidir. Ama sen
bedeninle deyip de bütün varlığınla karşındaki insanların hayatındaysa öyle bir şey olmaz. Hatta bana sorarsan yakınlık ne kadar yüksekse dürtü de o kadar fazladır. Dolayısıyla insan tanımadığı insanla ne kadar yakın olabilir ki? Dolayısıyla şarap gibi eskidikçe daha iyi olabilir. Ama yani şimdi bunlar işte hani şey diyordunuz ya kalıcı aşk ilişkisi yürütmek ciddi bir ruhsal tekamül gerektirir. Evet, oraya evet. Geliyor. Yani o bence o tekamül arzusunu terk etmeyin. Yani bütün her şeyin çıkışı orada. Yoksa biri gelecek beyaz atlı. Yok öyle bir şey olmuyor. Onu geride bırakmaya çalışın. Tekamülden bahsedince ben özel olmazsa bir şey sormak istiyorum. Siz meditasyonu ne tür bir teknikle yapıyorsunuz ya da nasıl bir meditasyon yapıyorsunuz? Meditasyon? Hı hı. Yani benim regresyona girmem ben tasarlamadan oldu. Anlatıyordum. Yani şöyle oldu. Çok bebeksi bir hastam vardı. Çok hayatında çok acı yaşayan, çok acılı bir varoluşu olan bir insan ve tutunamayıp ağır ağır bebeksi bir hale girmeye başladı. Yani o da şöyle oluyor. Seans içerisinde aslında susmaya başlıyor. Konuşmuyor. Çünkü böyle bir bağ kuruluyor ki o bağın içinden gelen şeyler konuşmayla gelebilecek olandan 1000 kere daha fazla. Ve bu sefer o bebeksileşme şeyi aynı bir bebekle annesi arasında olduğu gibi büyük bir enerji kaymasına neden olmaya başlıyor. Tabii çok yüksek bir bağlılık oluşuyor böyle bir durumda. Annenin yani bebeğin anneye bağlanması gibi bir şey oluyor. Ama o herhalde ben kendi bebekliğimde çok iyi bir annelik almış olmalıyım ki böyle bir şey çok güçlü bir şekilde oluştu, güçlü bir bağ. Ve orada ben zaten o işte o bağ oluşunca hasta konuşmuyor falan, gözlerini kapatıyor falan. Ben de kapattım gözlerimi. Bir baktım etraf mosmor falan. Yavaş yavaş oradaki o şeyi biraz olağan dışı bir durum olduğunu ve birazcık bu işte anne bebek ilişkisinin ne olduğunu, hatta bir keresinde o regresyonda hasta doğduğu ana geri gitti. Böyle bir ışık çıktı falan ortaya falan böyle. Böyle bir deneyim yaşadım onunla. Ondan sonra kendi kendime yaşamaya başladım. Yani o birazcık bir işte diyorum ya, insanlar hamileyken bebek onları regresyona çeker. Tekrar kendi içlerindeki bebeğe dönmeye başlarlar. Veya bebek anneliği yaparken o şey bebekle kurulan ilişki tekrar insanın içindeki bebeğin uyanmasına neden olur. Onunla ilişki kurabilmesi zaten ancak öyle mümkündür falan. Yani otomatikman ben annelik yapayım derken kendi içindeki bebek uyanmış oldu ve o beni bu içsel deneyim yaşamaya çok müsait hale getirdi. Sonra ben onu kendim böyle üzerime bir şey geliyor. Böyle hoş bir hal geliyor falan. Evde uzanıyorum. Sonra bu diyorum ya daha derinleşmeye başladı. Çok bu konularda yalnız bu deneyimi yaşayan insanın ben çok fazla ayrıntıya girmesini ve bütün olanı biteni anlatmasını doğru bulmuyorum. Ama tabii ona başka bir şey insan hayatına çok muazzam bir dönüşüm oluşturduğunu söyleyebilirim. Sonra da merak ettim zaten ne oluyor bana, hastalanıyor muyum falan derken okudum, öğrendim ki işte bu birazcık böyle bir dinamik. Ama başlatan şey bu oldu. Ha şimdi ne yapıyorum? Şimdi kendim mesela her sabah erken kalkıyorum. Kendiliğinden oluyor zaten. 5.30'da falan kalkıyorum. 2 saat falan meditasyon haline oraya giriyorum. Ondan sonra güne başlıyorum. O şekilde nasıl yapıyorum? Şöyle uzanıyorum bir kere. Girmek istiyorsa bir kere birazcık sessizlik yapmaya çalışıyorum. Yani zihnimin
durmasını arzu etmeye başlıyorum. Zihnimin durmasını, zihnimi önünü açmıyorum yani. Ama daha önce ilk başladığı zamanlar zihnimi olanı izlemek üzere kullanıyordum. Şeyi durdurmak üzere değil. Zihnim, çünkü regresyona girmeyi durdurur zihnimiz çok çalışmaya başladığımızda. Ama zihninizi ne olduğunu anlamak için kullanmaya başladığımızda o daha az zararlı hale geliyor. Yine de zihnin bir fren yapıcı bir etkisi var. Ama şimdilerde işte yani zihnimi durdurabilmeye uğraşıyorum ama bunun için en çok kullandığım yol kalbimin üstündeki duyguyu hissetmeye çalışıyorum. Yani daha çok sevgi hissetmeye çalışıyorum. İçimdeki sevgiyi hissetmeye çalışıyorum. O kolaylaştırıyor. O şekilde giriyorum. Birazcık mesela diyelim ki bir şeylerle meşgulsem, işte bir şey yazıyorum veya bir hastaya kafam takılıyor. Yani dünya ya ne kadar yönelirseniz bu regresyonlar o kadar zayıflıyor. Ne kadar dünyadan yatırımınızı çekebiliyorsanız o kadar güçleniyor. Dolayısıyla bununla da bence çok oynamamak lazım. İşte insanın hayatında baş etmek zorunda olduğu durumlar oluyor. İşte öğrenmeye çalıştığı şeyler oluyor. Kendini geliştirmeye uğraşıyor falan filan. Yani bunları da ketlememeli bence. Birazcık hani insanın kendi hayatının gerçeğine uygun olan bir denge içerisinde durdurmak lazım. Öyle bir çok da şey doğru gelmiyor bana yani. Her şeyi kenara at. Her şeyden vazgeç. Sadece bu işle meşgul ol. Bence o da günah yani. Bir şekilde verebileceğin, yapabileceğin bir şeyler yapsa, varsa ki ben normal şartlarda işte bir sürü hastam var. Onlara da hayatımda bir yer açmak durumundayım. Yani o şekilde. Bu güncel olaylardan etkileniyorum. Kabullenmek mi? Ya da onunla baş etmek için onunla mücadele etmeye çalışmak mı? Yani yapacağız? Şöyle temiz sosyal medyada haberlerde karşılaştığımız durumlar karşısında tepkisel. Etkileniyorum onlardan. Şöyle, yani şimdi içimizde bir öfke var. Şimdi Berivan bugün bana şeyde soruyordu. Masada şu konuyu açsak iyi olur diyordu. Şimdi öfkeyi öfkenin yapıcı bir şekilde kullanılması diye bir kavram var. Bir de işte dün konuştuk. İçimizde bir yıkıcı öfke var ve zaten o bizi regresyona girmekten alıkoyuyor. O yıkıcı öfke nedeniyle kendimizi bırakamıyoruz. Çünkü o yıkıcı öfke korkutucu imgelerin uyanmasına neden oluyor. Tamam mı? Ama bir de sağlıklı öfke dediğimiz veyahut da işte yapıcı öfke dediğimiz bir şey. O da şu. Mesela diyelim ki bir ilişki içindesiniz. İşte karşınızdaki insan işte bir konuda sizin canınızı sıkacak veya sizi kıracak bir şey yaptı. Şimdi siz de biliyorsunuz ki, hissediyorsunuz ki karşınızdaki insan buradaki hatasını görüp bir daha o hatayı yapmayacak bir şeye gelmezse siz bu insana olan sevginizi uzun vadede kaybedersiniz. Dolayısıyla diyorsun ki sen ne yaptın? Şimdi orada niye böyle yapıyorsun diye bir öfke gösteriyorsun. O öfke senin o insana duyduğun sevgiyi muhafaza edebilmek için seferber ettiğin bir öfke. Veya bir insan çocuğunu büyütmeye çalışırken yeri geliyor çocuğuna, onu büyütebilmek için kızıyor. Bu bir varlığı, bir memleketi, bir ilişkiyi kendimiz için sevilebilir tutmak maksadıyla içimizdeki uyanan öfke problem değil. O zaten kendi sevgimizin bekçisi. Yani memleketi sevmiyorsun, sıtkın sıyrılmış, seni ilgilendirmez. Öyle olmuş, böyle olmuş. Seviyorsan ilgilendirir. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir öfke beni etkiliyor. Yalnız bu dediğiniz gibi regresyonun derinleşmesini azaltan bir faktör oluyor. Yani memleketin şeyi, gerginliği, sıkıntısı o şekilde bir yansıma oluşturuyor. Hatta kitap yazmayı falan bile bozuyor, engel. Bazen çok canımı sıkacak şeyler olunca o düşürüyor, verimi düşürüyor yani. Yoga'da bizi bağlayan karmik tohumları idrak etmemizi sağlayan
yani kendi hakikatimizi idrak etmemizi sağlayan en kuvvetli yöntem çakralara odaklı meditasyon mudur? Bugün aslında konuştuğumuz şey. Yani ben çok yogayı bilmiyorum ama hani bu mevzularla meşgul olduğum sırada yogaya da falan ilgili bir şeyler okumuştum falan. Tam şimdi hatırlamıyorum ben ne okuduğumu ama şöyle bir şey bana çok uydu, çok oturdu. Yani benim kendi gözlemlerimle bu çakralar üzerine söylenen şey, çakraların benim bildiğim kadarıyla, yani o okuduğum kaynaktan bildiğim kadarıyla birinci çakra bizim haset duygusu dediğimiz duygunun enerjisini taşıyor. Yani öfkeyle dürtünün çok karışık olduğu, sağlıklı kullanımının pek mümkün olmadığı, insanda biraz hiperaktivite, öfke ve gerginlik oluşturan bir enerji. Ama enerji bir canlılık oluşturuyor birinci çakranın uyanması. İkinci çakranın enerjisi kıskanma. Kıskanarak sevmek gibi. Yani sevdiğini kendine isteyen, kendinden başka kimseye yönelik olmasını istemeyen duygu ile oluşan sevgi. Değil mi? Bu da bir sevgi. Biraz ilkel bir sevgi. Sevdiğim benim olsun, bana ait olsun sevgisi. Biraz ben bana ait olanı severim, benim olanı severim falan gibi bir sevgi. Biraz ilkel bir sevgi ama sevgi. O ikinci şakra. Üçüncü şakranın sevgisi arkadaşlıkta olan sevgi. Yani beraber bir şeyler yapabiliyoruz. İkimize de iyi geliyor. Ben onu seviyorum. İşte daha sonraki şakra, dördüncü şakra kalp şakrası galiba, değil mi? O da dostluktaki sevgi. Yani bir insanın gerçekten iyiliğini isteyebilmek, onun için bir şeyler yapabilmek, içinde çıkar olmadan da sevebiliyor olmak gibi bir içerik. Beşinci düzey, bu konuştuğumuz aşk ilişkisi düzeyi. Kendine benzemeyeni sevebilmek, kendinden farklı olanı sevebilmek. Bence işte ergenlik çağı tamamlanamadığında bu olmuyor. Yani kendine benzemeyeni sevebilmek mümkün olmuyor. Ergenlik çağının içinde kalındıysa erkekler de, kadınlar da ancak kendine benzeyeni sevme aşamasında kalıyorlar. O zaman kadın erkek ilişkisini bu çok bozuyor. Altıncı şakra bence benim bildiğim karşılıksız sevebilmek. Hiçbir şey beklemeden herhangi bir karşılığı olmayan, karşılık beklemeden sevebiliyor olmanız. İşte muhtemelen diyelim ki işte yerdeki bir camı ama bir çocuğun ayağına batar deyip kendiliğinden alıp bir yere kaldırmanız gibi. Veya işte ne bileyim bir kediyi hasta görüp alıp götürüp tedavi ettirmek gibi. Herhangi bir, tabii böyle bir durumda kediyle özdeşleştiğiniz için bunu yapma tehlikesi var. Ama özdeşleşmeden, sırf o bir varlık olarak yaptığımızda bu da bu kategoriye girer. Buna ihlas diyorlar. Karşılıksız sevme, bir şey beklemeden. Yani. İşte yedinci şey, daha sonraki şakranın sevgisi de bu insanın öbür tarafa geçmesini sağlayan işte rengi de lacivert, mor lacivert olan sevme biçimi. O da işte burada o iç deneyim dediğimiz şey olabiliyorsa zaten o olmuş oluyor. Vecd halinin şeyi, rengi. Dolayısıyla bu ilişki biçimleri, sevme biçimleriyle yoganın anlattığı enerjiler bana, benim anladığım kadarıyla çok birbirini tamamlayan bir şey. Çok iyi izah ediyor yoga. Neden? Ha, burada bence şöyle bir şeyi unutmamak lazım. Şimdi mesela yoga yaptınız, şakralarınız 3'ten 4'e çıktı. Yani nedir? İşte dostluk yapabilecek bir sevgi var içinizde. Siz gidip bunu muhafaza edebilmek önemli olan. Normalde işte biz bugün yaşadığımız dünya, herkes birbiriyle rekabet halinde, herkes birbirine üstünlük peşinde. Şimdi o çizgiye kaydığınız anda orada oluşmuş olan enerjiyi kaybedersiniz. Dolayısıyla madem bu iş yapılıyor, bu enerjiyi hayatınızın içinde kalıcı bir şekilde tutabilecek bir yaklaşımı, bir hayat görüşünü,
bir değerler sistemini oluşturmalısınız ki burada bu kadar emekle oluşan şey hayatınızda gerçekten bir kapasite arttırımına, artmışlığına neden olsun. Böylece bir takım problemli dediğiniz aynı şeylerin içinde devamlı dönüp durmaktan kurtulmak mümkün olsun. O şekilde bir şey olabilir. Doğru bir değer sistemi oluşturulabilirse. Çakra odaklı meditasyon gibi etkili başka yöntemler var mı? Çakra odaklı işte bence önemli olan aslında bir daha önce konuştuğumuz şeyler önemli olan. Yani gerçekten meditasyon ama yoga da bir meditasyon tekniği. Yani yoga'nın zaten nihai şeyi meditasyon. Evet. Onun için benim size tavsiyem yogayı kendi bedeninizi uyandıracak, canlandıracak bir yöntem olarak kullanmayı iyice öğrendikten sonra meditasyon süresini uzatmanız. Ve ahlaki tarafını da hayatta doğru düzlemde tutmaya çalışmak. Evet, ahlaki tarafını da ihmal etmemeniz ki burada elde ettiğiniz hayır çoluğunuza, çocuğunuza, hayatınıza geri dönsün. İsterseniz deyip tamamlayalım. Bu akşamı evet. Tamamlayıp yarın sabah kaçta? Yarın sabah 8.30'da görüşmeye. Verilmiş olan sorular bende duruyor. Yarın bunlara şey yapacağız. Bakacağız. Buradan bakacağız yani. Bunların üstünden gideceğiz. Başka sorunuz varsa yarın mutlaka bu soruları cevaplayalım diye sorular üstünden ilerleriz. İlk bunlara yer veririz. Yani sorunuz varsa verin. Bugün daha çok hani herkesin sorusuna öncelik verdik. Onlar geride kaldılar. Tabii ki. Al. Yeter mi? Yeter.